geldiniz. Kampın son gününün son iki dersine. Genellikle kampların son günündeki dersler böyle şey olur, yorucu olur. Çünkü yorulmuşsunuzdur. Hani hem derslerden hem akşam faaliyetlerinizden. Dolayısıyla ben de yoruldum. Yani ben de o ikisine de katıldım. Dolayısıyla biraz daha böyle sizi yormayacak bir şey hazırlamaya çalıştım. Bir de biliyorum hani akşama da parti var, herkes onu bekliyor. Dolayısıyla o beklentiyi de böyle çok uzatmadan daha böyle sistematik bir şey yapmaya çalışacağım. Ne yapacağım öncelikle onu söyleyeyim. Bir kere kendimi tanıtarak başlayacağım. Ne çalışıyorum? O çalıştığım şeyler üzerinden bugünkü dersin konusu olan teknoloji felsefesi problemlerine gitmeye çalışacağım. Ama onu yapmadan önce bir böyle yönteme dair hani muhtemelen böyle bir 10 dakikalık falan bir yöntem soruşturması şey yapacağım, göstereceğim. Ben bunu derslerimde kullanıyorum bu yöntemi. Bu biraz sonra söyleyeceğim yöntem. Yani pedagojik bir yöntem. Ama aynı zamanda bir araştırma yöntemi bu. Bu benim aynı zamanda araştırma yöntemim. O yöntemi anlattıktan sonra da bazı soruları formüle ettim. O sorulara gideceğiz. O sorulardan sonra teknoloji felsefesi problemleri dersi aslında içeriği başlamış olacak. Orada 20. yüzyılın bazı filozoflarına gideceğiz. İşte Husserl, Heidegger, işte Anders, Patochka belki. Ardından da asıl konumuz olan Bernard Stiegler'e gitmiş olacağız. Dolayısıyla dersin ilk kısmı bunu bitecek. Bernard Stiegler'in temel tezini tartışacağız. Çok temel bir tezi var. Acayip temel. Neydi, biz ne diyorduk felsefede? Çok radikal. Böyle biz arada felsefeciler diyorduk ya, eğleniyorduk. Neyse, çok radikal bir tezi var. Onu tartışacağız. Ondan sonra da dediğim gibi bu işin böyle bir temelini aldıktan sonra dersin ikinci kısmında bu sefer de işin biraz daha kriz ve kritikle bağlantısına doğru gitmiş olacağız yani. Yapacağımız şey aşağı yukarı bu olacak. Benim tabii ki istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Biraz daha böyle konuşacağımız kavramlar da çok hem Türkçe'ye uzaklıkları hem literatürün olmaması itibariyle belli bir zorluk var. O yüzden size bir makale yollamıştım. Onu okuyanlar var mı? El kaldırabilir mi? Kimler okudu? Biraz da olur benim için. Tamam. Dolayısıyla o makaleye hani dersten sonra da göz atabilirseniz iyi olur. Çünkü hani kavramlar ve mesele çok karışık. Zaten zamanı gelince anlatacağım. Şimdi ben ne yapıyorum? Efendim? Ben açtıklarım teknoloji felsefesi problemleri, algoritmik yönetimsellik ve bilişsel proleterleşme. Çok seksi başlık değil mi? Ben böyle seksi başlıkları seviyorum. Hep diyorum, felsefe kitaplarının başlıkları, alt başlıkları ilk cümleleri. Çok önemli. Levinas'ın mesela bütünlük ve sonsuzluğun ilk cümlesi değil mi? Ahlak tarafından aldatıldık mı acaba? İşte Kant'ın birinci kritiğinin ilk cümlesi bu. Sentetik a priori. Hani artık böyle bize şey yapan hani epey zorlayan cümleler. Dolayısıyla başlıklar seksi olmalı. Ama alt başlık önemli değil. İlk cümleler çok önemli. Şimdi başlayalım. Ben ne yapıyorum? Neden bu derse doğru gel? Ben birkaç gündür konuşmalarda fark ettiğiniz üzere asıl meselem fenomenoloji. Yani ben fenomenoloji çalışıyorum. Tezimi de onunla ilgili yaptım. Klasik fenomenoloji işte Husserl'den bugüne kadar. Bugün en kaçı? 13 Ağustos 2022 değil mi? İşte dolayısıyla diyelim ki fenomenoloji 1900'lerde Husserl'in kitaplarıyla başladı. Hani epey olmuş aslına bakarsanız bir akım için. Ve burada ne çalışıyorum? Fenomenoloji üzerinde özellikle rasyonalite problemi çalışıyorum. İşte bunu Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Patochka gibi tiplerle yaptım. Daha sonra da daha çağdaş fenomenologlar üzerine çalışıyorum. Bu işin bir kısmı. Bunu atayım. Bununla işimiz yok. Bu tartışma beni bundan böyle bir 6-7 yıl önce imaj sorusuna götürdü. İşte imaj ve logos ilişkisi, özellikle tabii dijital imajlar aklımdaydı. O da işin fenomenoloji ve estetik kısmından geldi. Bugün belki birkaç bir şey bahsederiz. Oradaki temel problemim de nasıl imajlarla logos ilişkisini nasıl düşüneceğiz? Yani imajdan bir episteme çıkar mı? Şimdi bu benim neden temel problemim? Çünkü bugün bir imaj eğitimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece ben düşünmüyorum. Tabii ki bir sürü bir sürü insan düşünüyor. Ama soru şu, epistemesini bilmediğimiz, yani doğru sınanmış bilgisini bilmediğimiz bir şeyin eğitimini nasıl vereceğiz? Değil mi? Tabii asıl mesele burada, tahmin edeceğiniz gibi, ben hayatta iki şeyden konuşmayı seviyorum, iki şey hakkında konuşmayı seviyorum. Ne olabilir? Fenomenoloji. O ikincisi. Birincisi ne olabilir?
Elena. Paranı teknolojiden felsefe eden Elena. Yani ben Elena'nın doğumundan sonra imaj meselesine bu kadar taktım aslında. Dolayısıyla hani eğitime ihtiyacımız var. Şey için, önümüzdeki jenerasyon. Sizinkiler bilmiyorum ama benimki için ihtiyacım var. Dolayısıyla önümüzdeki jenerasyonun imaj eğitimine dair bir ihtiyacımız var. Bu felsefi bir problem benim için. Bunu bugün de konuşmayacağız. Üçüncü çalışma alanım benim. Bu rasyonelite meselesinden çıkan ve kriz kritik adını verdiğim, bu isim başka yerlerde de var biliyorsunuz, bir derginin adı, Rainer Kösele'nin kitabının da ismi. Ama burada bir özel bir proje var, bu şu, fenomenolojiden çıkmış, kendi zamanına dair konuşan ve geleceğin problemlerine dair bir perspektif koyan filozofları ele alıyor. İşte kim bunlar? İşte Patochka, Merleau-Ponty, Levinas gibiler ama biraz daha buradan da şey olmuş, artık uçuşa geçmişler, işte Anna Arendt gibi, Foucault gibi tipler ve onlardan bir tanesi de Bernard Stiegler. Yani şeyden çıkmış, fenomenolojiden çıkmış ve kendi şimdisine ve geleceğe dair problemlerden bahsediyor. Zamanı gelince konuşacağız zaten. Bununla ilgili. Şimdi dolayısıyla bu dersi de buna göre yapılandırdım. Şimdi anlatacağım şeyi de, yöntemi de bu, özellikle bu derste kullanıyorum. Bu kriz kritik derslerinde kullanıyorum. Estetikte de bazen oluyor ama buna daha çok yakışıyor aslında bu söylediğim şey. Şimdi dolayısıyla böyle bir akış şey yapacağım, yazacağım. Bu akış dediğim gibi pedagojik bir tarafı var. Yani bir dersi nasıl yaptığımla ilgili. Aynı zamanda da bu bir araştırma yöntemi, araştırma programı da diyebiliriz. Şimdi bir konumuz var, değil mi? Bir konu şey yapıyoruz, üzerinde konuşuyoruz. Ve felsefede yaptığımız iş doğrudan o konu üzerine hani bir tür problem, değil mi? Bir problem veya bir sorun. O yüzden mesela bu dersin ismi teknoloji felsefesi sorunları aslında. Teknoloji felsefesi konu, sorun, problem bizim için önemli. Şimdi burada hepsini yazdıktan sonra geçişlerine de dikkat edeceğim ama işin felsefi kısmında bir önemli taraf var. Biz problemlerden sonra felsefede ne yapıyoruz? Direkt cevaplara gitmiyoruz. Felsefi zorluk. Felsefi bir zorlukla ilgileniyoruz. Bunun ne olduğunu şey yapacağım, açıklayacağım biraz sonra. Yani hem ders anlatımı hem araştırma yöntemi açısından dedim. Bu felsefi zorluktan sonra da biz yol gösterici bir argüman buluyoruz. Değil mi? Bunlar isimler değişebilir bu anlamda. Ama hani ben ders için ve bu özellikle bu kampın şeyleri için, hani katılımcılar için biraz modifiye ettim bunu aslında. Şimdi dolayısıyla şeylere bakalım, geçişlere bakalım dersin işleyişi açısından. Ondan sonra da bir şey bulmaya çalışacağız. Şunları, yani felsefi problemler bulacağız ve onların nasıl felsefi zorluklara götürdüklerini anlamaya çalışacağız ki teknoloji felsefesi sorunları diye bir ders ortaya çıksın. Biz çok... Buyurun. Yol gösterici argüman ve hipotez yakın şeyler midir? Yok, bence değil. Eğer Fransızca istiyorsan fil kondüktör. Böyle çektim mi geliyor yani bu anlamda. Hipotez başka bir şey. Hipotesisteki thesis, yani bir şeyi koymak, bir şeyi ortaya koymak demek, hani doğrudan tetik bir düşünce. Yani ben zaten bunu ortaya koyuyorum demek, değil mi? O bence bundan sonra olabilecek bir şey. Olması gerekiyor mu? Emin de değil. Biz fenomenologlar öyle çok tetik düşünmüyoruz yani mesela. Şimdi neyse, başlayalım. Şimdi biz konu, problem, felsefi zorluk, değil mi? Bu saydığım isimler açısından da düşünebilirsiniz bunu. İşte bu Husserl'de fenomenoloji olabilir, Heidegger'de varlık olabilir, değil mi? İşte Patochka'da tarih olabilir, Anna Arendt'de şey olabilir, kamusallık olabilir. Neyse, bunlarla ilgili şey yapalım. Şimdi bir sorumuz şu. Bir konuyu ortaya attığınızda ortaya çıkan problemler nedir öncelikle, değil mi? Felsefeciler bununla uğraşıyorlar. Bu problemleri bulmaya çalışıyorlar. Her zaman da doğru problemler bulamıyorlar. Hatta buldukları problemler böyle yanlış ters problemler de oluyor. Kim söyledi bunu? Yanlış ters problemler diye bir iddiası olan birisi var. Bergson, değil mi? Şeyde 1880'de, yani bilincin doğrudan doğruya verdiğinde diyor ki biz felsefeciler yanlış problemler bulduk. Dolayısıyla doğru problemler bulmamız gerekiyor. Şimdi konudan problem bulmaya çalışıyoruz dedi. Hani bir problem bulma çabamız var. Sonra da o konunun terimleri hakkında konuşmak, değil mi? Yani bu konu hakkında konuşurken bir network yaptık ve bu konuda bu terimler var. Mesela bizim kampın
adı en çok geçen şeyi, konudaki terimler fenomenoloji, değil mi? Şimdi fenomenoloji ne? Gördük, fenomenlerin logosu anlamına geliyor, değil mi? Şimdi bak, biyoloji var, antropoloji var, zooloji var, psikoloji var, teoloji var, değil mi? Hepsinin bir düşünce nesnesi var. Biri ruh, biri tanrı, biri canlı, işte biri insan gibi. Ama fenomen diye bir nesne yok ortada. Dolayısıyla fenomeni tanımın ve kendini kendinde gösteren ve kendinde olduğu şekilde gösteren. Ama her şey zaten kendini gösteriyor. Dolayısıyla fenomenolojinin terimlerine gittiğimde çok büyük bir vaatle karşı karşıya kalıyorum. Biz biraz böyle şey gibiyiz, terminologlar, müteahhit gibiyiz. Yani böyle iyi vaatlerle ortaya çıkıyoruz. Yani her şeyin logosu gibisinden. Böyle bilim mi olur, değil mi? Ama ne oluyor ondan sonra? Şimdi felsefede açık düşünmeye başladık ve dedik, o zaman demek ki fenomenolojideki ilişki biçimi, fenomenle logos ilişki biçimi, antropolojideki, yani antros ve logos ilişki biçimi gibi değil. Başka bir ilişki biçimi var demek ki. Bakın beni yavaş yavaş felsefi zorla hazırlamaya başladı. Hala buradayız, hala şu geçişi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle düşündüğüm zaman şöyle yapıyorum. Tamam, böyle bir şeyler buldum. Peki bu durumda böyle mi düşünmeliyim yoksa böyle mi düşünmeliyim gibi bir yol ayrımına da gitmeye başlıyorum. Beni konudan probleme geçişinde bir yol ayrımları ortaya çıkıyor. Ve o yol ayrımları aslında, tabii ki bunu yapmak için biraz felsefi kültüre de ihtiyacımız var. Felsefi tarihindeki yol ayrımlarını da beni götürüyor. Mesela bizim derslerde konuştuğumuz bir problem vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Felsefenin başlangıç sorunu demiştim değil mi? Epoke problemi üzerinden. Dedim ki epoke aslında felsefeye başlama sorusudur. Mesela bakın bu böyle bir konudan probleme geçti. Yani ben felsefeye başlangıcın şüpheyle mi, anamnesisle mi, yani hatırlama işte Platoncu anlamda, epokeyle mi, yoksa hipotezis, yani hipotezle mi olması gerektiğine dair yol ayrımlarına girmeye başladım. Dolayısıyla beni baktığınız üzere konudan probleme şey yapan, götüren kısım aslında felsefe yapmaya başlamamı sağladı. Bunu hem kendim yapmaya başladım hem de felsefi kültürüm sayesinde bazı problemlerin neden felsefi problemler olduğuna dair şeyler anlamaya başladım. Mesela biz burada konuştuk. Epoke'ye dair, indirgemeye dair iki tane felsefi problem bulduk. Neydi onlar, hatırlıyor musunuz? Bir tanesi Ufuk Hoca'nın şeyinde, konuşmasında epokenin motivasyonunun olmaması, değil mi? Ne oldu da ben şimdi oradan çıktım ve buraya geldim, size fenomenoloji yaptığımdan bahsettim. Ben evde fenomenoloji yapmıyordum yani. Değil mi? Doğal tavırdaydım. Hani beni doğal tavırda fenomenoloji yapmaya motive eden hiçbir şey yok aslında. Birincisi buydu, çok bilmiyorum. İkincisi de epokenin tamamlanmamışlığı meselesiydi. Değil mi? Yani böyle kesin olarak ben felsefi tavır ve doğal tavır diye bir ayrım yapamıyorum. Öyle bir ayrım yapamıyorsan demek ki epoke hiçbir zaman tamamlanmamış. Örneğini vermiştim. Algının fenomenolojisinin ön sözünün 3. paragrafında. Diyor ki Merleau-Ponty, Husserl'in kendisiyle ayrılıkçılarıyla, varoluşçu ayrılıkçılarla karşılaştığı en büyük problem indirgemenin imkansızlığı problemidir diyor. Dolayısıyla gördük değil mi? Şimdi buradan geçelim, biraz daha hızlandıracağım ama bu kısmı bilerek böyle yaptım. Şimdi buradan şeye geçiyoruz, felsefi zorluğa geçiyoruz değil mi? Bakın şimdi, zaten yavaş yavaş zorluklar çıkmaya başladı. Yani doğrudan cevaplayamadığım zorluklar çıkmaya başladı. Mesela en temel zorluk şu çıktı değil mi? Yani ben felsefe problemleri hakkında konuşurken evet ve hayır kullanamıyorum ne yazık ki. Bir arkadaşım vardı, biz iki felsefeci konuşuyorduk. Yanımızdaydı o. Bir ara bize dedi ki, ya dedi, bir saattir konuşuyorsunuz, aranızdan bir kişi bile evet ve hayır demedi dedi. Diyemiyoruz çünkü. İşte bu felsefi zorluklar ortaya çıkarıyor. Yani bu problemler evet hayırla çözülemeyen problemler. Felsefenin başlangıcı sorunu, değil mi? Mesela bunlar evet böyledir, hayır böyledirle hemen çözülebilen problemler değil. Ne yazık ki yaşadığımız dönem öyle bir dönem. Yani bizim yaşadığımız dönemde biz problemlerin hemen evet ve hayırla çözülmesini istediğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden bu dönemde felsefe yapmak biraz gerilimli bir iş. Böyle 19. yüzyılda başında Almanya'da falan olsaydık o kadar hissetmeyecektik bunu yani. İnsanlara daha doğal gelecekti evet ve hayırla çözülmeyen problemler yani. Ama felsefede ne yazık ki böyle. Şimdi dolayısıyla madem evet ve hayırla çözülemiyor bu problemler, demek ki karşımıza bir zorluk olarak çıkıyor bu problem. Ama burada önemli olan şey, bunun altını çizmek istiyorum özellikle bu kampta,
bunun felsefi bir zorluk olduğuna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla o problemlere dair şey yaparken, düşünürken aklınıza ilk gelen şey, bakın, psikolojik bir zorluk olabilir. Yani kişinin hayatına, bilinç akışına ve yaşadıklarına dair bir zorluk olabilir. Tarihsel bir zorluk olabilir. O ondan önceydi, ondan sonraydı, o zaman ondan etkilendi. O yüzden bu böyle çözülür. Herkes Platon'dan etkilendi gibi. Nasıl bir zorluk olabilir? Sosyolojik bir zorluk olabilir. Değil mi? İşte o, bu düşüncenin çıktığı dönemde Yunanlılar zaten başlangıçla ilgili bir problemleri vardı. Kaos, kozmos falan filan diyebiliriz, değil mi? Hani böyle bir zorluk olabilir. Biz böyle bir zorluk aramıyoruz. Aklınıza ilk bu geliyorsa da biraz bekleyin dolayısıyla. Bu tarihsel, sosyolojik, psikolojik bir zorluk olabilir. Hatta ekonomik de bir zorluk olabilir. Mesela ben yaşıyorum öyle bir zorluk şu sıralar. Dolayısıyla yani işin tamamen ekonomisiyle de ilgili. Yani moneter de bir zorluk da olabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bu zorluğun felsefi olduğuna dikkat çekmemiz lazım. Felsefi zorluk ne demek? Bu geçişi tamamlayan zorluk demek aslında. Dolayısıyla biz de bugün derste bunu yapmaya çalışacağız. Burada bir şey daha çıkıyor aslında. Bu zorluklar, felsefi zorluklar bazen böyle hayattan kopuk gibi gelebilir. Yani bunlar böyle bazen çok metafizik, çok ideal gelebilir, değil mi? Mesela varlık olmak bakımından varlığın anlamı nedir? Şimdi gözünü seveyim, bu kamptan çıkınca birisi bu soruyu kendi hayatına içselleştirecek mi acaba yani? Değil mi? Mesela Leibniz'in ünlü sorusu, Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Neden bir şey var da hiçlik yok? Soruya bak, ya inanılmaz ideal. Güzellik ideal midir? Değil mi? Platon'un sorularında olduğu gibi. Ne bileyim, Descartes'in şüphesi. Kötü cin beni öyle aldatıyor ki artık matematiği bile kullanamıyorum. Önümde bir kameram var, iki kameram var, onu bile bilmiyorum. Ha, bu kimsenin hayatına da o kadar etki eden bir zorluk. Ama bunlar bizim için felsefi zorluklar. Biz bunlarla uğraşıyoruz, eğleniyoruz biz bunlarla, seviyoruz böyle şeyleri. Siz de bizi böyle sevin. Yani doğal ortamımızda böyle görün. Şimdi dolayısıyla böyle zorluklar var dedi, hani şeylerde, bunlarla ilgili. Ama bazen de daha hayata dokunan zorluklar var. İşte teknoloji felsefesi problemleri orada başlıyor aslında. Yani felsefe sadece hayata dokunmayan zorluklarla değil, bazen de hayata dokunan bir şeylerle uğraşıyor. Mesela bizim 4 gündür tartıştığımız aklın doğallaşması, değil mi? 20. yüzyılda aklın doğallaşması, işte bilimler krizi. Ondan sonra dün işte Maya Hoca'nın anlattığı geçitler, değil mi? Şeyin yani çerçeveleme meselesi. Bakın bunlar bizim hayatımıza dokunan şeyler. Dolayısıyla felsefede biz böyle zorluklarla doğruyoruz. Ama bunların da bir felsefi zorluk olduğunu unutmamak lazım. Yani aklın doğallaşmasını sadece endüstriyle, ne bileyim işte ekonomiyle, siyasetle açıklayamazsınız. Evet, onların da bir etkisi var elbette. Ama onlara indirgerseniz felsefe yapmış olmuyorsunuz bu anlamda. Dolayısıyla felsefede bu tür şeylerin felsefi zorluk olduğunu dikkat etmek lazım. Biz neler gördük bugüne kadar? İşte araçsal rasyonalizmden bahsettik. Bu bizim için yaşama dokunan bir felsefi şey, problem. Çünkü bir araçsallık içerisindeyiz ama bunun rasyonelleşme olduğunu da düşünüyoruz. Dolayısıyla aydınlanmadan sonra gelen şeyin rasyonalite olduğunu farkındayız ama çıkan sonucun da araçsallık olduğunu görüyoruz. Yani nasıl olur da böyle bir sonuç çıktı ve böyle bir sonuç çıktıysa buna vereceğim cevapların sonuçları nelerdir? Tamamen irrasyonalist de olabilirim, değil mi? Böyle mistik falan da olurum yani. Veya rasyonalizmi değiştirmeye çalışabilirim. Biraz önce dedim ya, fenomenlerin logosu böyle çok geniş gibi görünüyor. Aslında proje bu. Proje, rasyonalitenin daha geniş, araçsal olmayan ve o yüzden biz işte bedenle, hani deneyim öncesiyle, dil öncesiyle falan da ilgileniyoruz. Yani araçsallığı şey yapamayacağı, bulaşamayacağı bir rasyonaliteyi de düşünmeye çalışmak. Gördüğünüz gibi bu bir felsefi soru. Bizim sorularımızı göreceksiniz ileride. Mesela ben biraz önce bir tanesini söyledim. İmaj eğitimi hayata dokunan felsefi bir zorluk, değil mi? Nasıl imajlara geçeceğiz? Platon'dan beri zaten imajları felsefenin dışına atmaya çalıştık, değil mi? Başka alandan aldılar onları. Şimdi neyse, girmeyeceğim ona. Bununla ilgili bir şey olabilir. Şimdi buradan sonra ortaya çıkan şeye bakalım. Artık felsefi zorluk, bu zorluklar bizi
ya yeni kavramlar üretmeye teşvik etmeli. Çünkü bu zorluklar başka türlü çözülmüyor. İşte bu senin yaşam dünyası kavramı gibi değil mi? Lebensraum kavramı gibi. Ya yeni kavramlarla düşünmeye çalışacağız, ya da yeni yöntemler bulmaya çalışacağız, ya da senin biraz önce söylediğin gibi temel bir hipotezimiz olacak ve onun üzerinden gideceğiz. İşte buna da yol gösterici argüman ismini veriyorum. Yol gösterici argüman ismini veriyorum. Mesela ne olabilir yol gösterici argüman? Husserl açısından bakarsak, hani yol gösterici argüman, Lebensraum'u düşünmemizi sağlayacak bir epoke türü. Yani hani hem beni, hem sizi, hem de içinde yaşadığımız bilim dünyasındaki aklın doğallaşmasına karşı çıkabilecek bir düşünce biçimi. Değil mi? Mesela Heidegger'de ne olabilir? Değil mi? Dasein'in hermeneutiği. Biraz konuştuk o. Hermeneutical circle'ı hatırlayan var mı? Varlığı düşünecektim. Varlığı düşünmem lazım. Ah pardon, varlığı düşünemiyorum. Neden? Çünkü varlık öyle nesne gibi gelemiyor karşıma. O zaman ben en iyisi mi bu varlık hakkında soru soran bir tipi düşüneyim? Kim o? Dasein'i. Ha tamam, Dasein'in varlığını düşüneceğim. İyi de Dasein'in varlığını düşünmek için varlığı düşünmem lazım. Değil mi? Buna hermeneutical circle diyoruz. Ama böyle çıkılmaz bir circle değil tabii ki. Neyse, ama bakın gördük, yol gösterici bir argüman bulduk. Böyle düşüneceğim ben. Bu soru tarzında şey yapacağım. Patochka'da bu tarihsel varoluş olacak. Üçlü tarihsel varoluş argümanı bugün çok girmeyeceğim. Hani başka yerlere gittiğimiz için. Stigler'de ise bunun ismine farmakoloji adını vereceğiz. Biz farmakonun, farmakon biliyorsunuz antik Yunan'da Sokrates'in bir tanımı, bir şeyin hem çare, hem zehir, hem ilaç, hem zehir, hem dert, hem çare olmasını ve böyle müphem durumları anlatan bir şey. İşte bakın, biz de farmakoloji argümanı üzerinden gideceğiz. Dolayısıyla ben bu iki dersi biraz buna göre şey yaptım, betimledim. Başka örnek de verebilirim mesela. Hani şöyle bir yol gösterici argümanınız olabilir. Ben yine Bergson'dan, ben Bergson'u çok seviyorum ya. Ya şey yapacağım, birkaç konuşacağım muhtemelen onunla ilgili. Bergson olabilir mesela, Bergson şey diyor değil mi? Ya biz bugüne kadar olgulara bol gelen kavramlar kullandık. Çünkü hakkında konuştuğumuz felsefelerin şey yaptığı, gösterdiği dünyalarda işte hani güneş batmayabilir, hani insanlar yaşlanmayabilir, hayvanlar ölmeyebilir. Bunların hepsinde bile geçerli bizim sözcükler. Öz, töz, değil mi? Hani yani tüm metafizik şeylerimiz, fikirlerimiz böyle dünyalarda bile geçerli. Dolayısıyla ne diyor Bergson? Bundan sonra yeni kavranırlık kriterleri bulmamız lazım. Değil mi? O yüzden de işte sezgi, süre falan filan böyle gidiyor ondan sonra. Dolayısıyla bakın bu da yol gösterici bir argüman. Yani neye karşı olduğumuzu şey yaparak, anlatarak hani kendimizi böyle bir şeye evirmek. Mesela Husserl'de gördük bunu. Değil mi? Husserl özlerin görüsünün aslında böyle Platoncu bir kopuk bir şey olmadığını, özlü görmenin aslında tekillikle ilgili olduğunu söyledi. Bak hemen karşısına bir ideal pozisyonu aldı. Kendisine bir yol gösterici argüman bulmuş oldu. Şimdi bizim için de o zaman kendi yol gösterici argümanımıza gitmek için artık yavaş yavaş problemlerimizi sormaya başlayalım. Ki hani konumuz zaten belli. Teknoloji felsefesi diye. Teknoloji, teknik, değil mi? Oradan problemler çıkarmaya çalıştık. Onun listesini yapacağım. Ondan sonra şeye gideceğiz. Hani felsefi zorluk ve diğerlerine gitmeye çalışacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şeyde, bu araştırma programında, bu yazmada, bu ders anlatım biçiminde yapmanız gereken bir şey daha var aslında. Bu arada ben de çok yapıyormuş gibi anlatıyorum bunu ha ya. İşte öyle yapamıyorum yani. Ama zaten şey de yok. Hani vakit alan bir şey gördüğünüz gibi. Buradan geri gelmeniz lazım mutlaka. Yani hemen ilk sorduğunuz konuya geri gelmeniz lazım. Yol gösterici argümanınızdaki artık o konu size başka bir şekilde tezahür etsin. Ya ben bunu hep öğrencilerime şey diyorum. Hani başka alanlara verdiğim derslerde. Yani bu illa felsefi olmak zorunda değil. Hani bir araştırma programı olarak kendiniz kullanabilirsiniz. Zaten ben bunu burada niye bir saattir anlatıyorum? Hani bu kamp için bir çıktısı olsun size. Yani bu kamptan ayrılırken, ha ben bir şeyi araştırırken belki bunu böyle bir yönteme bakabilirim gibi bir şey diyebilirsiniz. Yani. Şimdi, bizim tekniğe dair problemimiz şu olsun. Teknik bir düşünce nesnesi midir? Teknik bir düşünce nesnesi midir? Şimdi bu kavramları çok kullandık, nesne ve özne kavramlarını.
Bunların ne olduğuna dair biraz konuşalım. Ondan sonra da şey diyelim. Hani düşünce nesnesi mi? Değil mi? Şimdi bak hemen evet hayır diyemiyorum. Şimdi evet dersen evet teknik bir düşünce nesnesidir. Dolayısıyla işte hani önümdeki yapılan bütün yapay nesneler bunlara bundan sonra artefakt diyeceğim. Artificial sözcüğünde olduğu gibi bütün artefaktlar benim düşüncemin nesnesidir der geçerim değil mi? Ama hayır da diyebilirim. Çünkü öyle dersem de şöyle oluyor. Diğer nesnelere çok benzemiyor bunlar. Bir de nesne ne ya diye bir düşündüğüm zaman şöyle oluyor. Şunu unutmuyorum. Ben felsefi bir zor görüyorum. Öyleyse terminolojimin felsefeyle ilgili olması. Demek ki bu nesne bir kere bilimin nesnesi değil. Zaten bilimin nesnesi ideal. Bilimin nesnesi hep ideal bir şeydir. Değil mi? Bu nesne bir gramer şeyinde yani bir cümle içerisindeki özne nesne gibi bir nesne de değil. Değil mi? Felsefenin nesnesi ne? Böyle hani sabit duran, inersi halinde olan bir nesne de değil. Yani böyle işte Hubble'ın veya James Webb'in bize gösterdikleri gibi bir nesne de değil. Felsefenin nesnesi o nesneyi düşünen öznenin kendini konu ettiği şey aslında değil mi? Yani bizim felsefenin nesne dediğimiz zaman bilimin nesnesinden değil, aslında düşünen bireyin, düşünen öznenin düşüncesinin konusu haline getiriyoruz. Dolayısıyla bunu yapmak için de birçok taktik var ama taktiklerin en geneli sonuçta düşüncemin dışında olması gerekiyor. Değil mi? Yani eğer düşüncemin nesnesi ise teknik şeyler, artefaktlar, o zaman düşüncemin nesnesi olarak benim düşünceme dahil olmuyorlar. Değil mi? Çünkü ben hatta geçen konuştuk ki hatta kuruyorum bazılarında. Konstrüktivistler kuruyorum. Şimdi ilk soru şeye gelsin, felsefecilere gelsin. Şimdi bunu başka bir şekilde yapabiliriz ama bu soruyu bir felsefeci şöyle düşünür genellikle. Ben bu soruyu transandantal bir felsefe içinde düşünebilir miyim? Yani artefaktların bilgisi benim kurduğum ve onların deneyiminin imkanının koşulu hakkında konuşabildiğim bir şey olabilir. Şimdi böyle pozisyonlar var. Husserl'i gördük değil mi? Husserl'in özellikle hani şey Christ'e kadarki döneminde transandantalizm çok etkili. Öbürü de olabilir. Ben bu soruyu empirist bir şekilde de yani deneyici bir şekilde de mi sorabilirim? Yani şöyle derim. Hani bunlar diğer empirik nesnelerle aynı şeye sahipler. Bilgi ve varlık ilişkisine sahipler. Dolayısıyla empirist olarak böyle bir soruyu sorabilir miyim? Bu hani bizim şeye sorduğumuz bir soru haline gelsin şimdi. Dolayısıyla ortada transandantal bir imkan mı var? Yol gösterici argüman açısından empirik bir imkan mı var? Diye sorabiliriz. Şimdi bunu sorduktan sonra daha geniş felsefe tarihi açısından da bakabiliriz. Yani sonuçta bir transandantal empirik tartışması hep diyorum ya 20. yüzyılın miras aldığı tartışma. Özellikle yeni kantçılık ve empirizm ve işte pozitivizm arasındaki meselede olduğu gibi. Daha da genelleştirebiliriz. Ya insan genellikle felsefede işte bilinç, ruh, işte zihin, cognition değil mi? Böyle şeylerle tanımlanıyor genellikle. Evet bedenle de tanımlandığı oluyor ama hani daha çok böyle şeylerle tanımlanıyor. Yani biz bu kadar ruh, bilinç, cognition tarzı tanımlamaların yanına böyle artefakt nesnelerle ilişkisini nasıl düşüneceğiz? Değil mi? Bak biz felsefeciler severiz böyle şeyleri. Bir şeyin bir şeyle ilişkisini nasıl düşüneceğiz ki ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden her şeyin ontolojisini yapmamıza gerek yok. Çünkü sıcak, soğuk dediğimiz şeyler değişiyor. Değil mi? Thales'in ve diğerlerinin söylediği gibi. Dolayısıyla bir şeyin varlığından çok İlişkiler de önemli bir hale gelebilir. Neyse dolayısıyla böyle bir soru da olabilir. Hani ben nasıl olacak da bu tarz bir şeyi soruyu formüle edeceğim. Şimdi bu soruda baktığım zaman şunu anlamaya çalışıyorum. Ben biraz da pratik bir soru da olabilir. Yani gerçekten düşüncenin nesnesi dediğim şeyler, teknik araçlar, teknik nesneler, düşüncenin nesnesi gibiler mi? Değil mi? Bakın mesela şimdi bu piyano bir deneyimin dolayısıyla düşüncenin de nesnesi. Değil mi? Gözlüklü olan kimler var? Siz varsınız değil mi? Bana baktığınızda beni mi görüyorsunuz, gözlüğü mü görüyorsunuz? Beni görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla teknik nesnelerle baktığımızda onları görmüyoruz ki. James Webb teleskobuyla baktığımızda James Webb teleskobu bizim düşüncemizin nesnesi mi? Mikroskopla baktığımızda mikroskop bizim düşüncemizin nesnesi mi? Değil mi? Demek ki pratik olarak bile, bak hiç daha felsefe yapmadım ha. Pratik olarak bile böyle bir
şey var, sorun var. Demek ki bu bizi başka bir soruya götürüyor. Artık daha zor bir soruya götürüyoruz. Demek ki madem düşünce nesnesi olmasına dair şüphelerim arttı, belki de nesne değildir, belki de non-objektir, artefaktır. Ha, ama o zaman ben artık özellikle mistiklerin ana tezinde gördüğümüz gibi episteme, yani epistemolojik bir episteme, doğru bilgi diyelim, felsefi bilgi falan da diyebiliriz. Ve tekne arasındaki ilişkiyi nasıl düşüneceğim? Teoriye biliyorsunuz değil mi? Çıkıyoruz böyle akropolisin üzerine, bakıyoruz aşağıya. Hani bizim dışımızda olanlara bakıyoruz. Temaşa, kontemplasyon ile fabrikasyon, üretim arasındaki veya poiesis diyelim, ilişkiyi nasıl düşüneceğim? Logos'la, dil anlamında logos'la teknik arasındaki ilişkiyi nasıl düşüneceğim? Bunları birbirinden uzaklaştırabilirim. Yunanlılar biraz böyle yaptılar, özellikle Platon. Değil mi? Geleceğiz bu soruya daha sonra. Şimdi bir şey daha düşünebilirim. Böyle atlıyorum biraz ama bu soruları yaptığım için atlıyorum. Yani tarihsel olarak gitmiyorum. Şimdi o antik Yunan'daki o problemlerden, hani işte episteme tekne, teoria teknik, logos teknik ilişkisini nasıl düşüneceğimden, çünkü evet hayırlı olmuyor, daha güncel bir şeye gidelim. Özellikle işte transhümanizm tartışmalarında düşünme ve hesaplama arasındaki ilişkiyi nasıl düşüneceğim? Değil mi? Çünkü hesaplama özellikle bugün hani bilgisayar şeyleri, bilimleri açısından da baktığımız zaman temel bir fikir var. Dolayısıyla şöyle diyorum. O bu beni başka bir yere de götürür. Biyolojik bir beyin ve teknolojik bir beyin, işte yapay zeka diyelim, algoritma diyelim ona. Bunlar ikisinin yaptıklarına baktığımız zaman düşünme ve hesaplama arasında bir fark var mı? Varsa hangisi hangisini yapabilir, hangisi hangisini yapma iddiasındadır. Değil mi? Ben bu arada hiç öyle yapay zeka falan öyle uçmuyorum artık. Ben hiç hoşlanmıyorum o şeylerden. Bir o kaldı bizim problemimiz Türkiye'de. Yani 1000 tane yapay... Bu kayıt altına alınıyor değil mi ya? Sesi keser misiniz? Başka problemimiz yok gibi haftada bir yapay zeka ve felsefe diye şey yapıyoruz yani. Hani yani tabii ki dijital teknolojiler bizim için problem. Ama problem bu. Zorluğu bulmamız lazım. Neyse devam ediyorum. Yine felsefe sorularındayız. Acaba bu teknik ilişkide şimdiye kadar anlattığım şeyleri içerisinden düşündüğümüz zaman, işte antik Yunan'daki problemden bahsettim, çağdaş problemden bahsettim, biraz daha felsefenin ve günlük hayatımızı da ilgilendiren şeydir. Acaba bilgi ve iktidar, yani savoir ve pouvoir arasındaki ilişkiyi teknik üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Bence düşündüler, düşünen tipler var. Değil mi? Ve düşünmediğimiz zaman da başımıza iyi şeyler gelmiyor bu arada. Yani bilgi ve iktidar ilişkisi teknik üzerinden de yani düşünülmeli. Özellikle dersin ikinci kısmında da bakacağım. Bir de bir şey var, bilime gidelim bir de. Bilim yaparken de bir amacımız var. Korelasyonla, korelasyon, bu kelimeyi de duydunuz fenomenoloji şeyinde. Nedensellik arasında bir fark var mı? Değil mi? Bugünkü bilimlerdeki en çok suçladığımız şeylerden bir tane. O 2008'de Chris Anderson'un ünlü bir makalesi var Wired dergisinde, The End of Theory diye. Yani o diyor ki artık bilimlerde artık kimse Aristoteles'in yaptığı gibi A'dan Z'ye nedensellikle ilgilenmiyor, korelasyonlar yetiyor değil mi? Datalar arası, veri ambarlarından çektiğimiz korelasyonlar yetebilir. Bunu dersin ikinci kısmında özellikle şey yapacağım, söyleyeceğim. Bir de işte antik Yunan'a gittik, bugüne geldik. İşte bilgi iktidarı, siyasete gittik, bilime gittik. Bir de biraz işin toplumsal tarafına da bakalım. Resurda şey yapıyorum. Bu özellikle teknoloji tarihçisi ve Stigler'in üzerine çok durduğu Bertrand Gilles'in işte 1978'de çıkan kitabı, teknoloji tarihi kitabında ortaya attığı iddialardan bir tanesi. O da şu ki, teknik sistemlerle mesela yazının çıkışı, matbaanın ortaya çıkışı, 1993 Web'in ortaya çıkışı, değil mi? İşte 2000'ler GAFA'nın yani şeyi, Web'in devlerinin artık hegemonyayı arttırdıkları, dolayısıyla hayatımızı tamamen geçitler gibi çevirdikleri durumlarda teknik sistemlerle toplumsal sistemler arasında bir uyum var mı, yok mu? Çünkü bazen teknik sistemler çıkınca, biraz sonra geleceğim onu, bilimsel keşif, icat, inovasyon tersine de dönüyor. Yani böyle gidiyordu normalde.
Yani otomobil çıktığında, değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş toplumla bir ayak uydurma söz konusu. Buna Bertrandcı de-ajustement diyor. Bunlar diyor bazen, yani özellikle 3. Endüstri Devrimi'nde yanlış hizalanma durumları var. İkinci dersin konularından bir tanesi bu olacak. Zaten makalede bundan biraz bahsettim. Bu şeyden. Teknik sistemler ve toplumsal sistemler arasındaki şeyden, fikirden. Bir de bir son bir soru daha olsun. O da iş hayatımıza dair. Dedim yani ekonomik zorluklarım var diye. O da şu olsun. Acaba bu bahsettiğimiz teknik ilişkilerini, yani bu sefer de iş çalışma hayatı üzerinden düşünürsek, hepimizin çok yakından gördüğü otomatizasyon, Stigler buna otomatik toplum diyor, kitabın ismi o, La Société Automatique. İşin otomatikleşmesini nasıl düşüneceğiz felsefi olarak? Bak bu da felsefi bir soru. Çünkü iş zaten felsefenin sorusuydu. Değil mi? Biz antik Yunan'dan beri bahsediyoruz. Evet, hani antik Yunan'da çok hani parayla işi yok. Şeylerin, filozofların. Aristoteles de var, yanlış hatırlamıyorsam. Ben antik Yunan uzmanı değilim ama Aristoteles'in metinlerinde olduğunu hatırlıyorum. Ama hani bizim ama iş başka bir şey, değil mi? Çalışma, değil mi? Oikos. Ve bugün işin otomatikleşmesi, bunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz, değil mi? O otomatikleşme aynı zamanda işin nicelikselleşmesiyle birlikte geliyor, değil mi? Mesela biz akademisyenler sabah akşam şey konuşuyoruz, yani artık hep bir publish or perish şeyi var. Tavrı var ve biz daha çok nicelikseliz aslında. Yani dolayısıyla işin otomatikleşmesi sadece otomatik olmayan bir şeyin otomatik hale gelmesi demek değil. Aynı zamanda niteliğin nicelikselleşmesi. Ben hepimiz, tahmin ediyorum hepinizin işleri de olabilir. Her şey bu arada sadece kötü bir şey olmayabilir, iyi bir şey de olabilir. Değil mi? Mesela tıp alanında otomatikleşme aslında bayağı işe yarıyor. Değil mi? Hani bir tanı koymada özellikle şu anda otomatikleşme çok çok önemli. Değil mi? Başka alanlarda da böyle. Mesela havacılık, uluslararası havacılığı düşünün. Eğer o sistem otomatikleşmeseydi, o uçaklar o dataları görebilirler miydi? Bak şimdi ben hep bunu diyorum. Biz görü, intuition diye bir kavram kullanıyoruz, değil mi? Bunu böyle çok hani felsefece kullanıyoruz. Bugün makinaların da görüsü var. Intuition ne demek? Almak aslında, değil mi? Dataları almak. Siz uçaklar nasıl iniyor kalkıyor zannediyorsunuz? Onların da machine intuition'ları var. Ve bizim görmediğimiz dataları, bizim hani yakalamadığımız dataları da alıyorlar dolayısıyla. Bunu bir otomatikleşmenin sonucu. Dolayısıyla bu sorularım bunlar. Tamam mı? Soruları burada bitiriyorum. Şimdi derse geçeceğim. Ama onun öncesinde sorunuz varsa belki şey yapabiliriz. Hani birazcık ben de nefes almış gibi oldum. Bu sorularla ilgili. Kaç dakika oldu bizim? Oo, bir saat mi oldu? Yok, yarım saat olmuş. Tamam. Belki en başta benim aklıma gelen bir şey söyleyebilirim. Bilim nesnesiyle felsefenin nesnesini ayırtık ama hep bilim nesnesinden de ayırtıyoruz. Evet. O nasıl ölçeceğiz? Şöyle yapalım. Bilim ile felsefe arasındaki ilişki elbette hani antik Yunan'dan çıktığı itibariyle bir ortaklık var. Ve hatta bizim üzerine konuşacağımız teknik ve bilim arasındaki ilişki zaten çok önemli. Techno-science'da yaşıyoruz değil mi şu anda? Ama bir bilim adamının faaliyeti, yani bilim nesnesine yönelimi de hep bir şey var, bir ideal bir durum var değil mi? Yani bilim adamı bilim nesnesine böyle kullanınca aşınan bir nesne gibi şey yapmıyor, yaklaşmıyor. Daha ideal yaklaşıyor. Mesela fizik ne demek? Fizik, şeyin, hareketi, yani dünyanın o hareketini sabit kurallarla açıklamaya çalışmak, değil mi? O yüzden siz fiziğin nesnesi artık masa sandalye diyemezsiniz, değil mi? Bu anlamda felsefenin nesnesi de düşünen öznenin nesnesi. O yüzden eğer ben düşünen özneyi tamamen bir kenara atıp bilimin yaptığı gibi daha saf nesnellik olarak felsefe yapmaya başlarsam işimi kaybederim. Yani hani çünkü olmuyor, yani o bilim yapmak zaten. Hani bu yüzden arada bir fark koydum. Yani şöyle. Ama ilişkilere geri geleceğiz tabii ki. Şimdi girelim isterseniz derse, birazcık hatırlatma olarak da işte Husserl, Heidegger ve hani biraz Anders'ten bahsedeceğim şeylerden. Bu problemlerin aslında 20. yüzyılda, yani değil mi, antik Yunan'dan geldim, çeşitledim işte problemi, işte dijital çağla ilgili tartışmalarla ilgili sordum, bilgi iktidarla ilgili sordum, işte politika, sosyoloji, iş gibi şeylerin, problemlerin aslında yakınlarından geçen tipler var. Ve bunlar hani fenomenoloji üzerinden de gidenler var. Elbette başkaları vardır. Canım öyle istiyor. Ben öyle seçtim yani. Ama hani
hiç de bakmayanlar da var tabii ki. Şimdi bunlardan bir tanesi dersin hani kampın başından beri konuştuğumuz gibi Edmund Husserl değil mi? Husserl'in fenomenolojisi sadece özleri göreyim, kesin bilim yapayım gibi bir şey değil, felsefe değil. Aynı zamanda kesin olma iddiasında olanları da eleştiren bir felsefe. Yani işte bilim gibi. Ve bu iddiasının altındaki temel şey de şu. Hani kendi zamanına dair gördüğü bir problem var. Aklın doğallaşması. Hani iyi gitmiyoruz diyor. Araçsallaştı akıl diyor. Ve bununla ilgili üç tane kriz formüle ediyor. Değil mi? İşte bir tanesi doğa bilimlerinin krizi. Çünkü o doğa bilimlerinin çalışma şekillerinde bir kriz var. Ondan yöntemini ödünç alan psikolojinin krizi var. Aslında psikoloji biliyorsunuz şeyde kesin bilim olarak felsefenin hemen başında bu sefer Türkçesi var bunun. Diyor ki hepimizin işte geleceğin bilimi olarak gördüğü psikoloji aslında bir hata yaptı. Fiziğin yöntemini alıp bilinci, insanı, aklı şeyleştirdi. Onu fiziğin bir nesnesi gibi gördü aslında. Bu birinci problem. Yani kesin bilimler olarak. İkinci problem, özel bir bilim olarak felsefenin krizi. Felsefe de kendisini psikolojiye yaklaştırdıkça, bu tarzına yaklaştırdıkça o da krizlere girmeye başladı. Ve kendi krizlerine çare olamamaya başladı. Dolayısıyla hani felsefeyi de yeniden harekete geçirecek bir şey yapmamız lazım ki bunu yaparsak araçsal rasyonalizme çözüm bulabiliriz. Krisis'in şeyinde, appendix'te yani sonunda diyor ki işte öyle bir rasyonalitenin peşindeyiz ki bir anka kuşu gibi küllerinden doğacak ve bu araçsal rasyonalizmi şey yapacak, ortadan kaldıracak. Değil mi? Bu Husserl'in şeyi. Çok gitmiyorum artık Husserl'e. Bir tip daha var. Tam bu son söylediğim şeyin hiçbir zaman olamayacağını, çünkü zaten araçsal rasyonalizm dediğimiz şeyin tüm Batı düşüncesinin ve biliminin temelinde olduğunu söylüyor. Öyle ister papağan gelsin, ister anka kuşu gelsin, hiçbiri araçsal rasyonalizmin önüne geçemez. Kim bu? Heidegger. Heidegger, değil mi? Martin Heidegger. Dolayısıyla bir problemimiz daha var. O da Heidegger diyor ki soru varlık sorusuydu. Bu yüzden zaten geçemez. Çünkü temelinde araçsal rasyonalizm var. Batı şeyinin, düşüncesinin. Dolayısıyla bu araçsallık şey yapamaz. Hani alt edilebilir bir şey değil. Ve bu aynı zamanda teknolojinin özüyle de ilgili bir problem. Hani daha pesimist bir tarafı var biliyorsunuz Heidegger. Ama en azından hani bu pesimistlik içerisinde bile bizi krizle ilgili başka bir şey söylüyor Heidegger. Dün biraz konuştuk ya. Sen olanak dedin, ben imkan diyorum. Ben ne diyorum? Ben de olanak diyeyim. Heidegger'in çok ünlü bir sözü var. Böyle fenomenoloji konferansına gittiğinizde, yani daha uluslararası bir fenomenoloji konferansına gittiğinizde hani bundan bahsetmezseniz olmaz. O da diyor ki Heidegger, Varlık ve Zaman'da diyor ki gerçeklikten Wirklichkeit daha üst mertebede olan ise olanaklılıktır. Möglichkeit diyor. Ve bu ne demek? Diyor ki kendimizi o gerçeğe, özellikle şimdi ve buradaki gerçek diye sıkıştırmak yerine belki de imkanlar hakkında, olanaklar hakkında Enfurt muydu? Konuşalım. Değil mi? Dolayısıyla bir imkan, olanak ve adını koyalım eylemin krizi de var. Yani Husserl'in üçlü krizi, üçüncüsünü söylemedim bu arada ya. Yani doğa bilimleri krizi, özel bir olarak felsefenin krizi. Üçüncüsü de Avrupa insanlığının anlam krizi diyor. Yani Husserl'e göre kriz bir anlamın yokluğu ve varlığı arasında. Heidegger'e göre kriz sadece anlamın varlığı ve yokluğu arasında bir kriz değil. Heidegger'e göre imkan krizi de var. Yani şöyle bakıyorum, tabii ki Heidegger şunu da söylüyor bize. Yani aslında imkanlar artıyor. Hani eskiden öyle değildi, siz bilmezsiniz. Yani şu anda imkanlar çok arttı değil mi? İletişim imkanları, seyahat imkanları, değil mi? Kişisel gelişim açısından imkanlar. Ve Heidegger açısından baktığımız zaman aslında imkanların arttığı bir dünyada yaşıyoruz ve giderek de artıyor. Öyleyse niye imkan krizi olsun ki? Artan bir şeyin krizi olur mu? Değil mi? Mesela ben biraz önce söyledim, ekonomik zorluklar yaşıyorum çünkü param artmıyor. O yüzden ekonomik zorluk yaşıyorum yani. Artsa şey olmaz. Hani kriz yaşamam. Ama Heidegger diyor ki, evet, herkese ait olan imkanlar artıyor olabilir. Ama özel olarak bana ait olan imkanlar artmıyor. Ne onlar? Sorumluluk, hakikat ve özellikle felsefi düşünce tarzı olarak bilme. Değil mi? Dolayısıyla
Bunlarda bir şey yok. Bunlarda kriz var. Oysa ki diğer tarafta baktığımız zaman imkanlarımız artıyor. Ama o imkanların artması tıpkı gençlerde olduğu gibi bir tür tek tipleşmede getiriyor. Hepimiz aynı şekilde giyinip aynı araçları kullanıyoruz, değil mi? Birbirimize çok benzemeye başladık. Hatta konuşmamız bile birbirimize çok benziyor. Değil mi? Dolayısıyla tek tipleşme. Bunun başka isimleri de var elbette. Başka bu alanlarda şey yabancılaşma olsun. Yani değil mi? Neyse yani dolayısıyla imkan krizini yani biraz şeyde Heidegger'de görmüş olduk ama hani Heidegger için sorun şeyin bunun böyle çözülebilecek bir şey olmadığını. Çünkü bu yaşadığımız epok Heidegger'e göre teknik bir epok ve bu metafiziğin sonu. Metafizik böyle bitecek. Ve dolayısıyla buradan geri dönüş yok Heidegger'e göre. Bu anlamda burada bir bakın hani hem teknolojiye hem de o araçsal rasyonizme karşı bir tür yani kaderci bir şey bile var değil mi? Yani artık buradan geri dönüş yok gibi. Dolayısıyla Heidegger'e göre varlığın epokları var. Varlık tarihsel bir şey. Zaten Heidegger'in alamet-i farikası bu. Yani tabii ki ontolojik fark falan alamet-i farikası ama Heidegger'in varlık sorusunu sorduğunda bu sorunun tarihsel olduğunu söylemesi aslında varlık ve zamanın kuvvetli noktalarından biri. Ya ben böyle yerlere gitmek istiyorum, beni durdurun tamam mı? Oraları daha çok seviyorum aslında ama neyse. Dolayısıyla Heidegger diyor ki bu teknik bir epoktur, bundan sonra bir epok gelmeyecek. Şimdi bundan çok etkilenen bir düşünür de var aslında, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Türkçe'de 3 tane ciltlik kitabı yayınlandı. İnsanın Eskimişliği diye. Günter Anders, çünkü Stigler de ondan çok etkileniyor. Günter Anders, Husserl'de doktora yapıyor. Heidegger'in de öğrencisi aynı zamanda. O da bir fenomenolog ama bir de birinin eşi. Kimin eşi? Arendt'in eşi değil mi? Dolayısıyla ama sonra tabii boşanıyorlar falan filan. Ama çok böyle bir akademik felsefede devam etmiyor. O yüzden insanın eskimişliğini alırsanız, özellikle üçüncü cildi çok iyidir. Hani böyle akademik felsefe diliyle yazılmış bir kitap değil. O yüzden okuması çok kolay. Sürekli bir şeyin eskimişliğinden başlıyor işte. Nesnenin eskimişliği, insanın eskimişliği, özgürlüğün eskimişliği diye. İnsan eskidi diyor. Neden? Çünkü artık teknik tarihin öznesi haline geldi. Tam okuyayım hatta onu, şeyi, sitasyonu. Getiremedim buraya buklalar şey, insanın eskimişliği. Üç tane cildi getirmedim. O yüzden şeye geldim. Bak şöyle söylüyor, sayfa 9, İtaki'den çıkan kitaptaki 2018 basını, insanın eskimişliğinde. Bundan böyle tarihsel evremizde diğer şeylerin yanı sıra teknoloji de var denemez. Aksine vaka şudur, artık tarih teknoloji denen dünya ahvalinde gerçekleşmektedir. Teknoloji tarihin öznesi haline gelmiştir. Biz insanlara ise sadece tarihe iliştirilmiştik kalmıştır. Dolayısıyla hani Anders için bu o kadar büyük bir sonucu var ki bunun yani artık biz tarihin öznesi değiliz, değil mi? Hani tarih teknolojinin tarihi olacak. Yani Anders bunu yazdığında daha Terminator filmleri çekilmemişti aslında. Hani değil mi? Hani tarihi bak Terminator filmlerinin kaç oldu? 6-7 olmuştur herhalde, değil mi? Hepsinin ana teması teknolojinin tarihin öznesi olması. Değil mi? Yani teknoloji tarihin öznesi olduğu için öyle problemler çıkıyor. Neyse ama Anders diyor ki bu o kadar büyük bir sonuç ki artık insanın tüm pratik ve teorik edimlerinde bunu bilerek yaşaması lazım. Çünkü insan doğası diye bir şey kalmadı artık diyor. Aslında gördüğünüz gibi biraz Heideggerci açıdan bakıyor. Biraz daha kritik şey. Ama öyle hani sorun şey değil Anders'e göre. Hadi bırakalım tekniği, gidelim doğada yaşayalım gibi hiçbirinin çözümü bu değil zaten. Bu bir çözüm değil bu anlamda. Ama ne demek bu? İnsan tekniğe iliştirildi artık. Yani insan tekniğe ayak uydurmak zorunda. Biraz önce Bertrand Gilles'de de demiştim ya, de ajustement, doğru hizalanması. Bakın bunlar felsefi bir problem haline geldi. Tekniğe nasıl ayak uyduracağız her şeyi. Şimdi Anders dolayısıyla okursunuz gerçekten çok güzel. Yani çok öneriyorum kitapların okunmasını. İşte neylerin nasıl eskidiği ve hani bir de biliyorsunuz Anders bunları anlamak için mesela Amerika'da otomobil fabrikasında çalışıyor. Yani bizzat teknikle ilgilenmek için hani şeyden çıkıp Elis nerede ya? Ha, zaten Adorno yüzünden yapıyor. Bunların hepsi Adorno yüzünden. Çünkü Adorno
onun müzikle ilgili tezini reddedilmesini sağlıyor. Çok erken dönemde. Ondan sonra da işte Amerika'ya gidiyorlar, geri dönüyor falan filan. Bunlar Wikipedia bilgisi, bakabilirsiniz ama hani bir sürü yerde çalışmış. Bunları anlamıyor. Şunu anlatmaya çalışıyor yani. Hani sadece düşüncede değil, pratik hayatta da bir eskimişlik olur. Yani pratik olarak bildiğimiz her şey eskidi aslında. Bence bugün yaşasaydı bunu çok daha iyi anlardı. Benim öyle oldu mesela. Ben 4-5 yıl önceki pratik hayatım yok artık bende. İnternet öncesi zaten yok. İnternet öncesi pratik hayatını hatırlayan var mı aramızda yani? Dolayısıyla mesleki hayatımızda da değişiklikler oldu, değil mi? Siz bilmezsiniz, biz böyle kütüphanelere falan gidiyorduk yani. Öyle arşivleri falan açıyorduk. Şimdi bir felsefe öğrencisi böyle episteme mi? Tık 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 al sana episteme, değil mi? Ya düşünsene, internetin olmadığı dönemde biz felsefe okuduk arkadaşlar. Yani bizim mağrurla emekli olmamız gerekiyor. Yani, değil mi? Yani dolayısıyla böyle bir dünya vardı. Yani bir de Anderson bundan bahsetmiyor ama böyle şeylerden bahsediyor. Bir de bir şeyden daha bahsediyor. Diyor ki, aslında diyor bu tarihin öznesi oldu teknoloji ama bu tarih bitiyor diyor. Çünkü bir mühlet var ve bir sona doğru gidiyoruz. Bu 1945'te oldu. 1945'ten sonra artık başka bir çağ yok. Başka bir epok yok. Stiglere gelince göreceksiniz. Stiglerle benzer bir şey iddia ediyor. Diğer çağlara göre biz epoksuz bir çağda yaşıyoruz diyor Stiglerle. Çünkü ne oldu? 1945'te ne oldu? Atom bombası. Atom bombası, değil mi? Ve diyor ki her insan ölümlüdür önermesinden tüm insanlar öldürülür önermesine geçtik. Dolayısıyla insan kendini yok edecek bir şeye girişti ve sorun şu ki 1945'ten sonraki krizleri de gördüğümüz zaman işte Küba krizinde olduğu gibi insanın özgür iradesinin dışında politik bir kriz, ekonomik bir zorluk, değil mi? Veya hani başka türden olumsal bir şey bizim bu atom yani şeye hani atom bombasının yeniden kullanılmasına hatta nükleer savaşa neden olabilir. Dolayısıyla Anders diyor ki o yüzden bu diyor saatli bir bomba. Biz sadece nereye doğru gittiğini şey yapıyoruz, yani görüyoruz. Buradaki temel iddia dolayısıyla şunu anlamak için Anders bunların hepsini şu yüzden söylüyor. Teknik karşıdaki insanın durumu egemen sınıfın karşıdaki proleter gibidir. Özgür değil, karar veremiyor. Dolayısıyla ayak uydurması gerekiyor. Teknolojinin ayak yani Anders'in iddia ettiği gibi bizim ayak uydurmamız gerekiyor. Dediğim gibi bakarsınız şeylere Anders'in eserlerine yani sadece bundan bahsetmiyor ama ben bunu aldım götürdüm çünkü şunu yapmak istedim. Teknoloji felsefesi aynı zamanda hani yaşadığımız çağa dair hem büyük olaylar hani atom bombası gibi hem tarihsellik yani ortada bir tarihsellikte problem var teknoloji açısından baktığımız zaman hem de hani bu krizlerin daha fenomenolojik yöntemlerle incelenmesi. Neden Anders böyle söylüyor hem pratik hem teorik gibi? Çünkü Anders benim sevdiğim tarzdaki fenomenologlardan bir tanesi. Onlara göre deneyim sadece dünya kurucu değil, değil mi? Transandantal konstrüktivizmden bahsetmiştik. Deneyim özneler arası, yani biz bir topluluk içerisindeyiz. Dolayısıyla bizim bireyleşmemiz hep bir kolektif bireyleşme sayesinde mümkün. Biz topluluk içerisindeki bir paylaşım bizi aslında bizi biz yapan şey. Buna ister kimlikte, ister hafızada, ister bilgide, ister felsefede, değil mi? Deneyim dünya kurucu olduğu kadar özneler arası, aynı zamanda bedenler arası. Değil mi? Zoom'da ders yaparken bunu anladık. Yani bedenler arasılığının olmadığı, tabii ki sanal bedenlerimiz var orada ama olmadığı yerde bir problem de çıkmaya başladı. Yani beden demek de derken sadece bundan bahsetmiyorum. Beden derken aynı zamanda şey de var. Hani sanal bedenimiz de bedenimiz. Değil mi? Onlar da bizim bedenimiz aslında ama bedenler arasılık ilişkisindeki hani yaşayan bedenin ilişkisiyle sanal bedenler ilişkisi farklı. Bu anlamda o zaten bir de teknoloji problemi, felsefesi problemi haline gelmiş olacak. Dolayısıyla burada bir problem var ve bunu da incelemesi lazım. İşte özler arası, bedenler arası, bir de tarihsel. Deneyimlerimiz tarihsel bizim. Yani bir hafızamız var, kişisel hafızamız var, aileden gelen, genlerimizden gelen de bir hafızamız var, somatik hafızamız var.
Bir de yaşadığımız şeyin de zamanın da deneyimimize etkisi var değil mi? Yani her deneyim aynı yerde, aynı tarihsel koşullarda aynı şekilde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bunu göz ardı edemeyiz. Mesela bunlar, bu söylediğim şeyler özellikle işte Foucault, Luhmann gibilerin daha rafine sorularıyla fenomenolojiyi de dönüştürdü. Yani fenomenoloji daha transandantal bir yerden daha bu sorulara doğru gitmeye başladı. Özellikle 1950'lerden sonra. Ve işte ben şu anda biz ona üçüncü jenerasyon diyoruz fenomenologlara. Dolayısıyla bu sorularla da ilgileniyorlar. Tarihsel dediğimiz gibi devamını getirebiliriz. Dolayısıyla Anders böyle bir felsefeci. Şimdi öyleyse hazırlık dönemim bitti. Bernard Stiegler'e şey yapabilirim. Geçebilirim. Veya aradanmak istiyorsanız aradan sonra da geçebilirim. Bir ara verebiliriz. Şeyle ilgili bir şey sorabilir miyim? Yani bu atomik çağın başlamasının bir şekilde yeni bir gerçekten epoksuzluk dönemine geçmesiyle ilgili. Buradaki tarihselliği nasıl anlayabiliriz? Yani bu şey bir soru. Anders Breivik biraz şeydi. Yani çünkü ölüm makinesi aslında çok çok eskiden başlıyor. Yani Napolyon'un savaşlardan tutun Kırım Savaşı'na. Evet, tabii tabii. İşte Patochka'nın bahsettiği bir dünya savaşındaki kozmik bir event oluyor ama baktığımız zaman gerçekten atom yani bizim artık bir gezegen yok etme becerisine erişmemiz gerçekten atom bombasıyla oluyor. Buradaki özellikle de Patochka bağlamında niceliksel sarsılma versus niteliksel sarsma diye onu nasıl anlamamız gerekiyor? Ya ben de bu söylediğin şey üzerine Anders'i okurken hani aklıma geldiği için de düşündüm. Şimdi Anders buna Prometheus'cu utanç diyor. Biraz sonra Epimete Prometheus mitine de şey yapacağız, gideceğiz. Dolayısıyla insan aslında bak bir şeyleri başaranlara biz Prometheus diyor, değil mi? Hani Promete şeyin figürü, insanın hep başarı figürü aslında. Dolayısıyla doğanın determinizmine karşı bir özgürlüğün de şeyi, yani sembolü aynı zamanda. Ama atom ve nükleer şeyde, atom bombası ve nükleer şeyde enerjinin silaha dönüşmesi fikrinde Anders şey demiyor bak hani nükleer enerji olmasın demiyor. Ama bunun bir silaha dönüşmesinde bir kontrolsüzlük olduğunu düşünüyor. Yani burada bir özgürlük ve determinizm şeyi var, problemi var ve şunu söylemeye çalışıyor. Bu mesele özellikle 20. yüzyıl siyasetiyle alakalı. Yani tam böyle insanın, şimdi senin çizdiğin hat içerisinden konuşursak hani insan zaten hep öldürülebilir, yani massive katliam yapabilecek bir şeyler yaptı. Ama Anders şunu anlatmaya çalışıyor. 20. yüzyıldaki aklın krizi, Husserl'in gösterdiği, bize şunu da göstermesi lazım. Aklın araçsallığı insanın kendi ürettiği teknik bir şeyin onun sonunu getirebilmesine neden olabilir. Yani problem 20. yüzyılın havlucuda çalışıyordu. Ve o havlucuda çalışırken de tabii ki böyle hani hadi gideyim konferansa diye bir şey pek mümkün değil. Nami Hoca beni aradı. Nami Başar dedi ki hani ardıl çeviriye ihtiyaç var. Çok ünlü isimler geldi o konferansa. 2012 giden var mı aramızda 2012'deki? İşte Jean-Luc Marion var, işte Zizek var mıydı ya? Şeyler yani çok çok ünlü isimler geldi ve şeyler var. Yani birilerinin ardıl çeviri yapması lazım. Dolayısıyla ben çalıştığım yere haber vermeden Türkiye'ye geldim 4 günlüğüne ve hani istiklerin hem böyle çevirmeni hem ardıl muhabbet falan filan sadece istiklerin değil. Ben Marion mesela ben Marion'u çeviriyordum. Nami Hoca şey çeviriyordu, başkalarını. Tabii ben Nami Hoca gibi çevirmiyorum. Nami Hoca'yı biliyorsunuz, Nami Başarı tanıyan var mı aramızda? Tanıyorsunuz değil mi? Evet. Nami Hoca'nın çift çekirdekli o. Bilgi buradan giriyor, proses ederken öbür taraftan tercümesi çıkıyor. Ben tek çekirdekli benimki. Dolayısıyla ben yazıyordum böyle. İşte Stiegler'in söylediklerini yazmaya çalışıyordum ve konuşurken kullandığı kavramlar, silojizmler, entropi, antroposen, entroposen, negantropoloji, gibi negantropi, organoloji, organojenez, farmakoloji gibi bir sürü kavramı var ve ben dedim ki ya benim çalışmam lazım bunun üzerine. Dolayısıyla orada tanışmış oldum. Sonra geri döndüm Paris'e, postdoktora yaptım, geldim. İşte dersleri anlatmaya başladım. Tabii ki o çalışma şeyim, şevkim duruyordu ama zamanım yoktu. Dolayısıyla bir kişisel bir karşılaşmaya da dayanıyor. Sonra ben Paris'e de denk geldim tabii ki Stiegler'le başka konferanslarda ve
ilginç bir tip. Öncelikle onunla başlayalım. Werner Stigler çok çalışkan ama iletişimi çok kuvvetli ve hani bir filozof figürü. Bunlardan çok kalmadı aramızda arkadaşlar. Yani bakın böyle Husserl, Heidegger tarzı onlar bir filozof figürü. Bir de biraz daha böyle Fransız filozof figürleri var değil mi? Deleuze gibi, Foucault gibi değil mi? Bu da öyle bir adam bence ve hani o zaman şeyi anlamıştım yani, ben sezmiştim yani. Stigler'den çok büyük bir şey geliyor. Sezmiştim. Şimdi öyleyse biraz şeye gidelim. Yani bunlar tabii Wikipedia bilgileri, bakarsınız ama hani tek vereceğim şey, Stigler 1978 ile 1983 arasında Toulouse'da Murray hapishanesinde kalıyor 5 yıl boyunca. Çünkü iki kere banka soymuş. Dolayısıyla hapishanede aslında felsefeyle tanışıyor. Dediğim gibi bakarsınız Wikipedia şeylerine, orada hapishanede onu ziyaret eden kişi Gérard Grenelle, Crisis'in Fransızca çevirmeni, bir iyi bir fenomenolog. Ve Gérard Grenelle vasıtasıyla biraz daha felsefeyle tanışıyor, sonra çıkıyor Derrida'yla doktora tezi yapıyor. Ve ama başka şeyler de oluyor, mesela IRI, işte Institute of Technology gibi, işte Ars Industrialis gibi, kamusal kurumlarda yöneticilik de yapıyor. Yani doğrudan teknolojik şeylerde, Fransa'nın teknoloji diyelim yatırımı, kontrolü gibi yerlerde yöneticilik yapıyor. Bu benim mesela çok ilgimi çekti. Düşünsenize Türkiye'de 5 yıl banka soymaktan hapis yatmış birinin daha sonra üniversitede hoca, daha sonra kamu kurumlarında yönetici ve hani değerli bir insan haline gelebildiğini. Bu çok çok önemli bir şey benim için. Yani bizim tabii çok başka problemlerimiz var. Liyakat gibi başka problemlerimiz var ama hani bu da önemli bir şey yani. Hapishaneden çıkıp gelmesi şeye. Hala mesela bu dedim ya, Paris 8'de bir Stigler'in anısına bir konferans düzenlendi Haziran'da. Oraya gitmiştim. Mesela orada o hapishanede yazdığı notlar üzerinden de bir şeyler döndü, konuşmalar döndü. Dolayısıyla orada yaptığı bir iş. Şimdi ilk 83 sonrası ortaya attığı tez daha geç. Tez 93 ama hemen yazmaya ve çalışmaya başlıyor. Aşağı yukarı temel tezini attıktan sonra yaklaşık bir 25-26 yıllık bir üretim süreci var. Her şeyin, Werner Stigler'in. Bu üretim sürecinde 25-26 yani biraz 30'a yakın kitabı var. Çok fazla kitabı var. Yani dolayısıyla Stigler'i o yüzden benim de bu kadar zamanımı aldı çalışmaya başlamak. Çünkü çok kitabı olan birisi. Yani hani çok yazan birisi. Konferansı da çok fazla. Burada var listesi. Yani şeylerin, kitaplarının. Bu kitapların çok büyük bir kısmı dijital olarak var. Ve neredeyse hemen hemen hepsi İngilizce'ye çevrildi. Yani bu özellikle dijital yayınlıyorlar ki herkes erişebilsin. Hem Fransızcaları hem İngilizceleri. Dolayısıyla bakabilirsiniz. Stigler'in kitaplarına bakabilirsiniz. Ama okurken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Stigler biraz böyle o Deleuze jenerasyonunda olduğu gibi kavram yaratan birisi. Yani birinci zorluk bu. Ama Ars Industrialis'in internet sitesinde Stigler'in kavramlarının açıklamaları var. Her şeyleri İngilizceleri hem Fransızcaları oraya bakabilirsiniz. Bu Fransa'da bir Çağlar Sanat Müzesi var, Georges Pompidou diye. Onun bir şeyi, kurumu aslında. Oraya bakabilirsiniz Ars Industrialis'in sitesine. Hani onu okurken bir zorlukla karşılaştığınız zaman hani bana mail atmayın yani, onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla oralara bakılabilir şeyler açısından, kavramlar açısından. Bir de Stigler'in yazma stilinden biraz bahsedeyim. Stigler öncelikle bir temel tezi olan kurucu metinleri var. İşte üç ciltlik teknik ve zaman. İlk cildinin ismi Epimete'nin hatası, La Faute d'Epimete, teknik etan diye. Bir de bu kurucular gibi onlar bir teoriyi kuruyorlar. Yani baştan itibaren kuruyor, biraz sonra bahsedeceğim gibi şeyleri var. Dönem dönem bunlar değişiyor ve bu bitmedi. Yani aslında bu teknik ve zamanın başka ciltleri de hesaptaydı. Ama bitmemiş bir felsefeyle karşı karşıyayız. Nedense benim de başıma hep böyle geliyor. Merleau-Ponty çalıştım, bitmemiş felsefe. Patochka çalıştım, bitmemiş felsefe. Hep inşaatlardayız böyle. Hani yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ders notlarıyla, bilmem neleriyle falan yani. Dolayısıyla böyle bir şey. Şimdi bunların yanında bir de angaje olduğu meselelerle ilgili yazdığı metinler var. Ya mesela şu kitap, Türkçedeki tek kitabı, Politik Ekonomi'nin yeni bir eleştirisi için
daha kurucu çalışmaların bir ürünü. Bu 2019'da verdiği bir konferans. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra 2012'de çevrildi. Hani ben bunu gerçekten okumanızı şey yaparım, öneririm ama hani göreceksiniz kavramlar havada uçuşuyor. Biraz alıntı yapacağım sizi şey yapabilmek için. Hani biraz ilişki kurmanızı sağlayabilmek için. Ama mesela bu kitap La Telecracie contre la Démocratie. İşte demokrasiye karşı televizyonun şeyi, hani yönetimi, o endüstrinin yönetimi. Mesela bu daha angaja bir kitap. Yani doğrudan Fransa'daki kültürel endüstrinin ve televizyonun özellikle etkisi hakkında konuşuyor. Yani şöyle özetleyeyim bunu. Bizim eğitim programlarımız var değil mi? Biz eğitimi programlıyoruz. Ben o yüzden imaj eğitimi gerekli ya. Şimdi imaj eğitimi için imaj eğitimi programlamam lazım. Yani önüne gitmem lazım. Ana tezi bu kitaptaki diyor ki endüstrinin programları eğitimin programının önüne geçmeye başladı ve onları belirlemeye başladı. Şimdi Türkiye'de yaşayan herkes bunun gayet farkında. Sağlık endüstrisinin programı sağlığı belirliyor. Eğitimi özel işte ilkokuldan üniversiteye kadarki program eğitimi belirliyor değil mi? Ve bunun başkalarına da karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla çok angaja kitapları var, kurucu kitapları var daha fazla. Şimdi ben genellikle daha yeni çalışılıyor aslında. Stigler'in şeyi daha yeni olduğu için çok böyle üzerine büyük şeyler yok. Hani Stigler felsefesi gibi kitaplar yok. Jean-Luc Barthélemy diye birisi var. O mesela yazıyor şu anda bir tane büyük bir Stigler şey kitabı. Yakında çıkacak. O çıktığında hani daha yakından bakabiliriz ama böyle büyük hani Stigler felsefesi gibi bir şey yok elimizde, bir kaynak yok. Ama genellikle üçe ayrılıyor Stigler'in dönemleri. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk dönem biraz sonra bahsedeceğim ve aslında bu dersin de temel konusu olacak. İşte teknik ve zaman ve özellikle o antik Yunan'dan gelen ilişkinin ele alındığı ama bunu Husserlci içsel zamanın bilinci üzerinden tartıştığı özellikle retansiyon ve protansiyon şeyleri, kavramlarını biraz sonra geleceğim onlara. Bu dönem. Daha sonra 2002-2009 arasındaki dönem ise bu bizim Türkçe'de yer alan Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi adlı kitabın da ürünlerinden bir tanesi olan aslında teknik meselesinin bir politik ekonomi meselesi olduğu, işte Marx, özellikle Marx'la çok ilgilendiği bir dönem. Ve tabii bunun yanında Adorno, Horkheimer ve kültür endüstrisiyle de şey yapıyor, ilgileniyor. Bakın bu daha angaja bir şey haline geldi bu dönem. Bu dönem çok önemli çünkü projesi o. Aslında katkı ekonomisi ismini verdiği bir projesi o. Dolayısıyla öyle bir şey var, dönemi var. Bize geldiğinde de ondan bahsetti zaten. O meseleden bahsetti. Ya bu kayıt var, ondan neyse kayıtı sonra anlatırım. Onunla ilgili çok komik bir şey var. Sonra anlatayım. Keseriz hocam. Tamam, oraya Kılıçdaroğlu geldi. Keseceksiniz ha. Oraya Kılıçdaroğlu geldi. Ateşnoğlu her zaman CHP'li ve Bakırköy Belediyesi düzenliyordu. Ben de kaçak geldim ya. Böyle Stigler var burada, ben varım, Nami Hoca var, birkaç konuşmacı daha var. Bir anda içeri kameralar girdi, milletvekilleri girdi. Ve böyle koydular kameraları önümüze. Ben ne oluyor? Böyle çeviriyorum adamı artık yani. Böyle çeviriyorum ve konuşmasını bitirdikten sonra Kılıçdaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu bizi buldu. Dedi ki, bize bunu anlatır mısınız? Yarın bir otelde buluşalım. Ama çok da söylemeyin insanlara. Hani sonra felsefeciler işte oldu. Kesin ha bak söz verdim. 2012'de oluyor bu olay. Neyse biz anlattık ona şeyi. Ben hani çat pat bildiğim gibi anlattım falan filan. Bir katkı ekonomisi dediği bir şey var Stigler. Bunu aynı zamanda Paris'in kuzeyinde Plan Commune denen bir yerde de yaptılar. Yani oradaki ekonomik düzene dair bir şey yaptılar. Neyse buna çok girmeyeceğim şimdi. Belki de ikinci derste yaparız. Şimdi bir de üçüncü dönemi var. 2019 sonrası özellikle ve 2020'ye kadarki dönem. Ağustos 2020'ye kadarki dönem. O da Stigler'in zihin teknolojileri ve farmakoloji üzerine çok yoğunlaştığı bir dönem. Yani zihnimizi nasıl etkiliyor aslında bu yeni teknolojiler? Teknoloji de l'esprit, Fransızcası mind technology diye geçiyor İngilizcesi de. Onlara bakarsanız şu anda çalışılıyor zaten bu alanlar. Dolayısıyla böyle bir şey var. Dediğim gibi geçmiş var ama hani Wikipedia'yı okumanızı öneriyorum gerçekten. Hayatı çok ilginç çünkü. Şimdi hemen iddiaya gelin. Stigler'e göre Batı felsefesi ve Batı düşüncesi tekniği bir düşünce nesnesi olarak
bastırdı. Sözcük refoulement. Biraz hava atayım şimdi, bak Fransızca konuşayım. Ne diyor? La technique a été refoulée. Refoulement, Fransızca'yı, Freud'un bastırma şeyi. Refoulée comme un objet de pensée. Mais en fait, c'est un pensée. Yani aslında düşünülmedi diyor. Ne demek bu? Yani teknik gerçeklik, artefakt olanlar bir şey olarak, bir düşünce nesnesi olarak bir kenara itildi. Ve dolayısıyla Batı felsefesinin tümü kendisine kadar, Simondon hariç, tekniği hep böyle hesaba kattı. Şimdi biz bunu biraz tanıyoruz. Dolayısıyla ne yaptı aslında Yunan düşüncesi? Tekniği düşüncenin dışına alarak o dıştan etkilenmeyen bir bilme faaliyeti şey yaptı, ortaya koydu. Biraz önce söylediğim şey aslında bu. Neden? Çünkü orada da episteme ve tekne, teoria, buna temaşa da diyoruz, değil mi? Anladın ne olduğunu, işte kontemplasyon, böyle yukarıdan bakmak ve tekne. Hatta logos, ama dil olarak logos ve tekne arasında bir, bu iç dış ilişkisine benzer bir şey kurdu. Şimdi Nazile Hoca'nın yanında bunları anlatmak istemiyorum, hani antik Yunan şeyi içerisinde. Not alıyorum ya. Hani bir şeyi biliyorsunuz değil mi? Hani bunun mesleği Platon, hani Phaedrus diyaloğunda sonuçta hani bir mitolojik bir şeyden de bahsederek diyor ki aslında hani dili kullanan sofistler onu yazıya çevirdiklerinde, çünkü yazı bir teknik, biraz sonra göreceksiniz, zamansal bir akışı mekansallaştırıyor, değil mi yazı? Dolayısıyla sofistler şey yapmaya başladılar, hani bizi logostan uzaklaştırmaya başladılar. Dolayısıyla teknites, yani zanaatçıların olduğu bir şeyde, ortamda onlarla devlet yönetilmez, eğitim verilmez. Dolayısıyla onları biraz uzaklaştırmak lazım. Dolayısıyla şöyle bir paradoksa düşüyoruz. Filozoflar yazıyı kullanıyorlar. Ama felsefi hakikate o tekniğin bir katkısı olduğunu düşünmüyorlar. Ve hatta mümkün olduğunca uzaklaştırıyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Homeros'u sevmemesinin sebebi de bu. Çünkü poetik şiir, o yazılı olan aslında bir teknites. Değil mi? Şeyde Platon Devlet'in 10. kitabında sanatçılardan bahsederken, hani bizim elbette bugün bildiğimiz anlamda sanat veya sanatçı değil, onlara teknites diyor, teknikçiler diyor. Dolayısıyla şeye göre, Bernard Schlegel'e göre böyle bir gerilim var ve bu Bernard Schlegel'in reddettiği bir şey. Çünkü onun iddiası tekniğin aslında epistemeye, düşünmeye ve özellikle dile bir şey olduğu, zaten katkısı şey olduğu fikri. Ve ana hipotezi şu ki, aslında tüm bilgiler, teorik bilgi olsun, işte buna savoir teorik diyor, yaşam bilgisi olsun, savoir büyük. Yaşam bilgisi deyince böyle yaşam koçu gibi konuşuyor gibi oluyor ama yaşam bilgisi şu demek. Yani birlikte olduğumuz zaman, birlikte geçirdiğimiz zamanda aramızdaki ilişkinin birbirimizi zenginleştirmesi demek aslında yaşam bilgisi. Bunu hatta arzu bilgisi olarak da çevirebiliriz. Mesela yaşam bilgisine ne dahil? Yurttaşlık bilgisi dahil, değil mi? Bakın, yurttaş olma, bir şehirde yaşama gibi. Dolayısıyla diyor ki yaşam bilgisi, beceri bilgisi, bunların hepsinin aslında teknikle bir ilişkisi var. Hatta teknik bunlar için kurucu bir role sahip. Şimdi bu şeye, iddiaya gidiyor Bernard Schlegel ve bu iddiayı ilk kitabında, Teknik ve Zaman ilk kitabında Prometheus mitiyle şey yapıyor, anlatıyor. Herkesin bildiğini varsayıyorum Prometheus mitini. Hani biraz daha ayrıntılı dinlemek isteyen varsa ben akşam Helena'yı uyuturken gelebilirsiniz. Biz çünkü yapıyoruz onlarla, bir tanesi Prometheus, bir tanesi Epimete oluyor. Neyse, biliyorsunuz Promete önce düşünen sonra eyleyen, Epimete önce eyleyen sonra düşünen, değil mi? Dolayısıyla hani bunlara bir görev veriliyor. Diyor ki hani bütün o doğadaki şeylere, işte hayvanlara gerekli, işte ne bileyim, hani hızı, çeneyi, işte onların bütün araçlarını verin, bitkilere verin. Epimete de
diyor ki bu görevi aldıklarında abisine, hadi bunu ben yapayım. Yani hep aramızda böyle bir ilişki vardı, girmiyorum detaylarına, bunu ben yapayım diyor, değil mi? Ve Epimet'i herkese verdikten sonra insanlara hiçbir şey kalmıyor. İnsanlara da neyi veriyor Epimet'e? Hani ateşin tekniğini veriyor, değil mi? Dolayısıyla insana bir teknik vermiş oluyor. Şimdi bu hemen biraz dışarına çıkıp sonra geri geleceğim mitoloji. O yüzden Prometheus şeyi, sözcüğü insanlık için önemli bir sözcük. Büyük keşifler, büyük şeyler, başarılarda hep Prometheus öne çıkarılır. Değil mi? Epimete ise biraz daha böyle hatalı olması itibariyle. Ama şeyi yapan, hani insanı, insanın doğasını eksik bırakan kişi de Epimete. Aslında o yüzden Epimete'nin hatası kitabın ismi. Sonra ne oluyor? Zeus bunları Hermes'i yolluyor. Neden? Çünkü insan artık Kemal Nerede ölümlü insanın durumu artık teknik hale geliyor. Yani insan ölümle baş etmeyi, çünkü neden? Ateş olmazsa hani diğer hayvanlar sizi yer. Isınamazsınız, bir şey yapamazsınız, değil mi? Ama ateş sadece sizin survive etmenizi de sağlamıyor bu arada. Hani ateşte yemek pişirirsiniz, değil mi? Bütün bir sivilizasyonu, uygarlığı kuruyorsunuz aslında. Ama o uygarlığı kurmanız için de ihtiyacınız olan bir şey var. Zeus bunu önceden görüyor aslında. O ne? Adalet. Yani doğru davranmak ve yanlış, utanma, utanılacak şeyler yapmamak adına. Mesela hani hubris, değil mi? Yani kendini tanrı zannetmeme gibi, değil mi? Veya tanrıları kandırmama, Sisyphos gibi bu anlamda. Veya işte Midas gibi, değil mi? Hani hubris'e kapılıp da hani Dionysos'u böyle şey yapmaya çalışmamak, yani hani katakulliye getirmeye çalışmamak gibi Hermes'i yolluyor. Şimdi dolayısıyla Stigler'in temel iddiası şu, diyor ki Stigler, bu mit bize şunu gösteriyor. İnsanın kendisi aslında doğanın eksik bıraktığı bir şey. Yani diğerlerine nazaran, insanın bu durumu onun hep bir tamamlanmamışlığı. Hep bir eksiklikten var. Yani insanın özü aslında bir eksiklikle başlıyor. Ve bu eksiklik doğal olmadığı için artefaktla giderilmeye başlıyor. Ama bu ne demek? Burada hem felsefi hem politik bir soru var. Felsefi soru şu, demek ki insanın özünde böyle bir eksiklik varsa, bir tamamlanmamışlık varsa ve bu tamamlanmamışlık insanın teknikle yani gidermeye ve hani onun bütün yaşamını, yani amaçlarını, değil mi, yönelimini, neyi umabilirim gibi soruları bile teknik üzerinden yapıyorsa, demek ki bu yapılan şeyler hem iyi olabilir hem kötü de olabilir. Yani insanın yaptığı çok iyi bir şey kötü bir şeye de dönüşebilir, kötü bir şey de iyi bir şeye de dönüşebilir. Dolayısıyla insan aslında hep bir polemik içerisinde, polemos içerisinde ve dolayısıyla insanın yapıp etmeleri Stigler'in deyimiyle bir farmaka. Yani farmakolojiden bahsetmiştim ya, hani bir şeyin hem çare hem dert olması gibi. Dolayısıyla bu mitin bize gösterdiği bir şey var. O da şu ki, insanın teknikle ilişkisi bir farmakolojik olarak bir şeye çare de olabilir, başka bir şeye de olabilir. Bununla ilgili örnekler vereceğim bu arada, yani ileri geldiğimizde. Dolayısıyla böyle bir ilişki var, insanın teknikle kökenden kurduğu bir ilişki. Ve bu ilişki hem toplulukları bir araya da getirebilir ama savaşlara da neden olabilir. Değil mi? O savaşların yıkımına da neden olabilir. İşte burada politik soru ortaya çıkıyor. Nasıl bir arada yaşayacağız sorusu. Dolayısıyla nasıl bir arada yaşayacağız sorusu insanın teknik kökeniyle ilgili de bir sorusu. Ve hani gittiğimiz yeri yavaş yavaş görüyorsunuz, aslında tekniğin nasıl düşünceyi şey yaptığını, hani etkilediğini ve ona katıldığını anlamaya çalışıyoruz. Ama ondan önce hemen şunu şey yapalım, söyleyelim. Geçen gün Nietzsche dersinde Nazire Hoca da söyledi. Aslında Platon buna hemen müdahale ediyor. Yani agonu, o rekabeti, işte bir tür çatışmayı indirip yani neredeyse Anakin Skywalker gibi güce denge getirmeye çalışıyor, değil mi? Getiriyor mu getirmiyor mu, o başka bir hikaye tabii ki. Ama hani bu şeyi, yani insanın bu farmakolojik kökenini hemen bir müdahaleyle senin bu anlattığın gibi hani en yüksek iyiyi koyduğu andan itibaren tabii ki rekabet diye bir şey ortadan kalkıyor. Ve bir denge getirmeye çalışıyor, güce denge getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Stigler
Platon'un bu hamlesine karşıt olarak şu iddiayı ortaya atıyor. Böyle bir köken aslında bize şunu gösteriyor. Aslında teknik zihnin dayanağı. Yani teknik filozofların söylediği gibi hani ben epistemeyle uğraşıyorum ama yazı buna katkı yapmıyor gibi bir şey değil. Aslında zihnin bir dayanağı haline geliyor. Fransızcası bunu le becki de l'esprit. Becki şey demek, bastona da becki diyor Fransızlar. Hatta bu deambulatör var ya böyle yürüteç, o da olabilir ama bu bir şey, bir dayanak. Sonra bunu başka bir sözcükle şey yapıyor, kullanıyor Stigler. Zihnin protezi diyor. Ama biz protez deyince aklımıza iki şey geliyor değil mi? Bir, bir organın yerine geçen bir şey. İşte mesela kolumu kaybettim, mesela protez takıldı. İki, daha işte bugünkü tartışmalar, bir niteliği iyileştirmeye çalışan bir şey değil mi? Bu anlamda bir protez değil. Protesis aslında hani benim düşüncemin temel dayanağı. Yani işte bedenden değil, zihinden olan bir şey. Zihnin protezi ismini verecek buna. Hipotezi önceleyen şey. Efendim? Hipotezi önceleyen şey mi? Evet, ortaya konmasını da şey yapan, yani sağlayan bir şey. Şimdi dolayısıyla temel iddia ne hale geliyor? Teknik nesneler, artefaklar düşüncenin nesnesi değil, onlar birer non-obje aslında. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir object değiller onlar. Ve öyleyse, bunlar düşüncenin şeyleri değilse, nesnesi değilse, şöyle bir iddia atıyor ortaya çıkıyor. Tekniği biz yapıyoruz, bizi de teknik yapıyor aslında. Ama bu sadece hani teknik bizi protez takarak yapmıyor bir yerimizi, aslında zihin ve düşünme süreçlerimizle ilgili ne bir şey yapıyor. Şimdi burada ontolojik bir problem açılıyor elbette. Hani o zaman teknik nesneler, monobjektler nasıl düşünülecek? Yani bunlar bir kere şey değil, değil mi? Mekanik, sadece mekanik değiller, sadece biyolojik değiller. Üçüncü tip bir varlık tarzı ortaya çıkıyor. Stigler buna işte inorganik organize madde ismini veriyor. Ben buraya çok girmeyeceğim. Bu bir ontoloji tartışması. Bu biraz daha nasıl diyeyim, daha yüksek bir tartışmayı gerektiriyor. O yüzden onun parantezini kapatıyorum. Tamam mı? Ona başka zaman gireceğim. Ben başka bir şeye gireceğim buradan. Stigler bu meseleyi şey yapabilmek için, gerekçelendirebilmek için bu antik Yunan'daki fikirden sonra aynı kitapta Husserl'e başvuruyor ve diyor ki aslında bu zihnin dayanağı olması tekniğin, aslında tekniğin benim belleğimle kurduğu bir ilişki olarak temellendirecek. Felsefeciler hemen fark etmiştir. Çünkü zaten biz felsefi olarak Sokrates'in yaptığı şey anamnesis diyoruz değil mi? Mnemoteknikler, yani Sokrates'e göre düşünmek bir hatırlama değil mi? O Platon okuyanlar bunu gayet iyi biliyorlardı. Dolayısıyla evet Husserl'e geri gidiyor ama temelde hala o düşünmenin hatırlama olmasıyla ilgili bir şey var, bir fikir var. Ve Edmund Husserl'in 1905'te yazdığı bir yer var ama onlar inediz. Şimdi bulabileceğiniz şey 1907'de İçsel Zamanın Birinci Üzerine Dersler. Orada ortaya attığı bir zamanla ilgili bir problem ve kavram var. Onlarla şimdi biraz sonra bu bellek dışsal olan tekniğin düşünceyle ilişkisini anlatacak. Onlar Husserl'in amacı şu. O yani şeyin 1900'lerin başında herkesin yaptığı gibi zaman problemini düşünmek. Zaman problemi ne demek? Augustinus'un zaman problemine karşı olmak. Değil mi? Çünkü neden? Augustinus'cu zaman, tabii karikatürize ediyorum. Augustinus'cu zaman hani şimdinin olduğu, geçmişin ve geleceğin çizgisel bir şekilde anlaşılması gerektiğine dair bir problem. Adamcağızın yapacağı bir şey yok değil mi? Kitapta, itiraflarda şey diyor. Zamanı yaşıyorum, zamanının içindeyim, yaşlanıyorum, fark ediyorum zamanın geçişini hem benim için hem başkaları için. Ama biri bana zamanın ne olduğunu söylediğinde şey yapamıyorum, açıklayamıyorum. Dolayısıyla bir açıklama yöntemi olarak aslında hani şimdi, geçmiş ve gelecek arasında bir tür çizgisel bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani işte geçmiş olanlar ve şimdiler arasında. Ama burada buna çok girmiyorum. Bu da çok tabii eğlenceli bir tartışma ama Husserl'in neye karşı olduğunu anlatmak için şunu söylüyorum. Husserl, şimdinin geçmişle ve gelecekle kurduğu ilişkideki bu kopukluktan rahatsız. Ve tıpkı Heidegger'in yaptığı gibi, tıpkı Bergson'un yaptığı gibi, dönemde o dönemde birçok filozofun yaptığı gibi bu zamanı ve özellikle zamansal nesnelerin
akışını anlamaya çalışıyor. Mesela zamansal nesneler ne olabilir? Bu sefer özellikle melodi örneğini veriyor. O sıralarda film çok yok. Film de bir zamansal nesne de. Mesela melodi örneğinde şöyle anlamamız gerekiyor. Bir melodideki notaları duyduğunda aslında bir önceki notayı tutuyor ve bir sonraki notaya doğru bir beklenti içinde oluyorum, değil mi? Dolayısıyla temporal objects fikrine baktığımız zaman böyle değil. Hani böyle çizgisel bir hali yok. Bir geçmişin, şimdinin geçmişi tuttuğu ve geleceği beklediği bir şey var. Bu yüzden bu sefer iki kavram ortaya atıyor. Bunlardan bir tanesi retansiyon, bir tanesi de protansiyon. Şimdi bunları anlatacak, bunlar üzerinden gideceğim. Size sayfamı nasıl vereyim ya, bu neredeydi? Burada anlatıyor ileride şeyi, retansiyon ve protansiyonu. Bu diğer referans 1905 mekan dersi miydi? Yok, onlar mekan dersi değil, yine bir zaman dersleri. Ama onlar henüz yayınlanmadı aslında. Yine zaman üzerine yani. Aslında zaman problemi daha önceden çıktığı yerler oluyor. Hani ben derli toplu yaptığı şey 1907'deki İnsan Zamanı Bilinci Üzerine dersler. Bu kitapta sayfa 19'da var. Oradan şöyle bir hemen okuyayım. Şöyle bir dipnot var. Husserl'de retansiyon gerçekleşmiş olup hala etkinliğini koruyan geçmiştir. Retansiyon için geçmişe yönelim dediysek de geçmişi tutma, geriyi tutma karşılıkları da akılda tutulmalıdır. Yani Husserl diyor ki retansiyon aslında hep bir yakında olmuş bir geçmişi tutma faaliyeti aslında. Dolayısıyla biz bazen bunu, ben bunu bir bitireyim, açıklayacağım şeyler var ondan sonra sor, tamam mı? Dolayısıyla retansiyonda bir tutma faaliyeti var. Protansiyon az sonra olması beklenen gelecek anlamında kullanılır. Bu kavram içinde geleceğe yönelim dediysek de geleceği tutma, ileriyi tutma karşılıkları kullanılmalıdır. Şimdi biz bunu dedim ya, geleceğe yönelim, geçmişe yönelim. Yani biz aslında yönelimselliği kullanarak açıklıyoruz bunu teknik olarak. Ama ben size öyle anlatmayacağım. Teknik olmayan bir şekilde anlatacağım daha iyi anlamanız için. Ama geçmişe yönelim diye bir şey görürseniz o retansiyon. Geleceğe yönelim diye bir şey görürseniz o da protansiyon. Bazen geçmişi tutma ve geleceği tutma anlamına geliyor. Bu sefer iddia ettiği bir şey var. O da diyor ki yani ben bir şeyi tuttuğum zaman, hani yakın hemen olmuş geçmişe dair bir şeyi tuttuğum zaman aslında tutmak ne demek? Bütün olanlardan ayrıştırmak demek, değil mi? Bak, hiyerarşize etmek demek aslında. Yani bir seçim yapmak, bir şeyi tutuyorum ve diğerlerini tutmuyorum demek. Ben bunu genellikle böyle anlatıyorum. Şimdi ben bu sınıfta bir saati geçkin bir vakittir ders anlatıyorum, değil mi? Bu sınıfta ders anlatırken dursam şimdi, size desem ki ben size ne anlattım, bana anlatır mısınız desem, burada kaç kişi varsa o kadar farklı versiyon çıkar. Çünkü neden? Benim size anlattıklarım aslında sizin öncelikle psişik bireyliğiniz, yani sizin geçmişiniz, yani hafızanız tarafından, tuttuğunuz geçmiş tarafından, bir de buraya gelirken ki beklenti, protansiyonlar tarafından da anlaşılıyor. Yani şunu söylüyorsunuzlar, ben konuşuyorum ama aslında siz konuşuyorsunuz. Vay şey, yaşam koçu gibi oldu bu yerden. Yavaş yavaş. Dolayısıyla aslında sizlerin demek istediğini anlıyorsunuz, değil mi? Ve bu ne demek? Bu aslında şu demek. Şimdi ben dersi anlatın dediğimde düşünmeniz gerekiyor, değil mi? Dolayısıyla aslında bu bize çok çok temel bir şey söylüyor. Platon, düşünce ancak kendisinden itibaren düşünür dediğinde demek istediği bu. Düşünce dışarıdan gelmiyor. Değil mi? Bize dışarıdan gelmiyor. Bak, dışarıdan gelebilir, manipülatif olabilir ama doğasına bakalım. Ben düşünmeye başladığım zaman benden itibaren başlıyorum, değil mi? Dolayısıyla benden itibaren başladığım zaman da aslında tuttuğum geçmiş benim düşüncemi belirliyor ve beklediğim beklenti, atansiyon da belirliyor. Yani Platon anamnes istediğinde düşünmeyi aslında bundan bahsediyordu. Tabii biz bunu böyle bazen şeye girdi söylüyoruz, hani Platon dedi ki ya bu sofistleri dinlemeyin, işte sofistler sizi kandırıyor dediğinde şöyle düşünüyoruz. Hani Platon otoriteye de karşı çıktı, hani
düşünmek Kant'ın dediği gibi hani otoriteye karşı olmak. Yani hiçbir otoritenin belirleyemediği bir şeydir. Evet, doğru. Yani biz felsefede böyle yapıyoruz değil mi? Felsefe ile yaptığımız zaman biz hani bir otoriteye sığınmadan düşünüyoruz. Hatta hep biliyorsunuz ünlü bir söz var. Hani konuşana değil, konuşulana bakmak lazım. Ben doçent doktor Emre Şan. Beni dinlerken lütfen doçent olduğumu unutmayın. Ben doktora falan yaptım. Yani dolayısıyla konuşana baktığın zaman böyle oluyor. Ama konuşana değil, konuşulana bakmak demek bu demek. Çünkü düşünce böyle bir şey. Düşüncenin doğası ancak kendinden çıkabilen bir şey. Yani bu düşünceyi anlamamız için temel bir mesele. Ama yalnız düşünce öyle mi? Hayır. Husserl diyor ki algı da öyle. İşte retansiyon kavramını, buna birinci retansiyon diyor Husserl. Diyor ki Husserl, algıladığımızda Leibniz diyor ona, yaşantılarımız hemen yakındaki geçmişi tutar. Yani algı aslında bir bellekle çalışan bir şey. Yani ben bir şeyi algıladığımda yakın geçmişi de tutuyorum aynı zamanda. O yüzden yaşantılara verilmesi fenomenlerin sadece şimdi ve buradaki olan bir şeyin nesnel şeyi değil, yakın geçmişi. Ama yakın geçmişi tutuyorsam demek ki hani o benim yakın geçmişimi tutuyorum değil mi? Başkasının yakın geçmişini tutmuyorum. Mesela biraz önceki örneğe gelelim. Burada sizin yerinize, işte biz kaç kişiyiz? 30 kişi var mıyız? 30 tane kayıt cihazı olsaydı aynı versiyon çıkardı. Değil mi? Teknik bir nesne çıksaydı burada, teknik nesneyi anlatıyor olsaydım ben, aynı şey çıkardı. Aslında iyi olurdu. Neden biliyor musunuz? Soru soramazdı bana. Müzakere etmem gerek yoktu. Hani ben böyle hop anlatırdım, giderdim. Değil mi? Teknik nesneye konuşmak aslında daha güzel böyle aslında. Ama siz müzakere edebiliyorsunuz. Senin sorun bekliyor şu anda bak. Gerilim artıyor yani. Dolayısıyla Husserl diyor ki birinci retansiyon ilk algıdaki retansiyon. Ama bir de ikinci retansiyon var. Senin sorun Husserl'le mi ilgili, İstiklal'le mi ilgili? Bu kavramlarla ilgili. Tamam. İkiye bitireyim ondan sonra söyleyeyim o zaman. İkinci retansiyon. Bir de Husserl diyor ki iyi de sadece tuz üstte pase, yani hemen olan bir şeyi tutmuyorum ki, geçmişi de tutuyorum ve hatırlıyorum. Ama orada bir şey devreye giriyor. Ne devreye girebilir ben geçmişe? Daha uzak bir geçmişi, mesela çocukluğumu falan yani şey yaptığım zaman. Yani zaten hafıza bu ama imajinasyon değil mi? Hayal gücü. Ve bu neyle çalışıyor? Temsil ediyor. Dolayısıyla bakın ilk tutmada temsil yoktu ama ikinci tutmada bir temsil var. Ve bu temsil de aslında benim kişisel, bireysel belleğimle de ilgili. Yani dolayısıyla ben öyle tutuyorum değil mi? İkinci tutmada böyle bir şey var, retansiyonda. Dolayısıyla birinci retansiyonda temsil yok. Algı ve retansiyon doğrudan çalışıyor. Mesela melodi örneğinde olduğu gibi. Melodiyi neden verdim? Mesela kitap öyle değil, değil mi? Bak, kitap mekansal bir nesne. Temporal bir objekt değil. Ama melodi zamansal bir nesne. Ama hatırlamada imajinasyon ve temsil devreye giriyor. Bu anlamda. Buyurun. Aslında tam olarak bir sorun ondan da emin değilim hocam. Bu kavramları anlamakla ilgili öteden beri problemlerim var. Bunu şimdi daha açmak istiyorum. Retansiyonun çok ötedeki bir geçmişe dair olmaması aslında onun hafıza olmadığını, hatırda tutma olmadığını da söyleyen bir şey. Çünkü çok eski değil. Şimdi ama o birinci retansiyon. İkinci retansiyon çok eski olabilir. Çocukluğum dedim ya biraz önce. Evet, öyle söylediğinizde emin olamıyorum. Protansiyonla bağlayacağım birazdan. Çünkü retansiyon, birinci retansiyon diyelim. Hafıza olmadığı gibi aha, protansiyon bir bekleyiş olmasına rağmen bir umut değil. Çünkü yönelimsel, umut yönelimsel, bellek de yönelimsel. Ama umudun yönelme biçimiyle hafızanın yönelme biçimi aynı değil. Biz neyi umabiliriz dediğinde Kant bir şeyden mi, protansiyondan mı bahsediyor? Ben çok emin değilim. Ve en azından şöyle söyleyeyim, hani beklenti ne demek? Hani buraya geldiğinizde bir şeyi bekliyordunuz değil mi? O beklenti sizin hafızanızı etkiliyor. Bir de kolektif beklentilerimiz var, ileride konuşacağız onu da.
Hani İstiklal bu dönemde özellikle kolektif beklentilerimizin azaldığından da bahsediyor. Dolayısıyla hala daha hani birinci retansiyon algı, ikinci retansiyon hayal gücü temsille çalışıyor. Bunların ikisi de hafıza. Zaten birincil bellek, ikincil bellektir diye çeviriyoruz bazen. Protansiyon da hani geleceğe yönelim, beklenti, atansiyon. Protansiyon da şey olabilir, daha ileri bir gelecek olur. Ama mesela benim dışımda çıktığı zaman artık çıkıyor. Ben mesela Elena'yı düşündüğüm zaman, ben bütün konuşmalarımda lafı Elena'ya getiririm bir şekilde. Elena'yı düşündüğüm zaman artık benim geleceğim değil o. Değil mi? Bak birinci tekil şahısım değil. Bak kolektif olmaya başladım. Dolayısıyla protansiyonun da bireysel ve kolektif bir şeyi var. Tarafı var. Husserl'de. Bunlar Husserl'le ilgili şeyler. Şimdi Bernard Stiegler'in... devam edelim. Yani şunu sorayım daha iyi anlayabilmek için. Retansiyon en azından birinci retansiyon ve işte protansiyon. Ben şimdiye kadar sürekli olarak bunların şimdi içinde bir mesele olduğunu düşünüyordum. Ama daha öte zamanlara gidebilirler. Geleceğe ve geçmişe dair. İster zaman birincini aç, ikinci chapter'ın başında biraz önce söylediğim şeyi söylüyorum sen. Yani o kitap bunu çok net anlatıyor. İkinci literatür var bu konuda. Onlar da çok güzel anlatıyor. Yani bunların karmaşık olmaması lazım bu problemlerin, fenomenolojik yani bu kavramların. Bazen de böyle precise olmamız lazım yani şeylerde, özellikle fenomenoloji kavramlarında. Dolayısıyla hani mesela ya protansiyon umut mu falan, bu sorular bizi uzaklaştırır teknik fenomenoloji yapmaktan yani. O yüzden hani retansiyon tutma demek, hani biraz önce, ama biraz önce anlattığım gibi tutma. Hatta retansiyonu fark ettiğiniz üzere hani Sokratesçi anamnesise doğru yani şey yapmış oldu, bağlamış oldu. Geçeyim mi? Evet, teşekkür. Şimdi Stiegler diyor ki, bir de diyor bir üçüncü retansiyon var. Retansiyon tersiyer diyor buna, üçüncü retansiyon. Bu benim kendimin yaşamadığı, yani bir hani psikolojik bireyselliğimin yaşamadığı, ama yine de tuttuğum bir hafıza türü. Ama bu hafıza türü genetik değil, yani genlerimden gelmiyor, somatik değil. Sadece bedensel olarak benden gelen bir şey değil. İşte bu bütün dışsallaşmış teknik nesnelerdeki bir hafıza biçimi. Bir yer okuyacağım, şuradan ufak bir yer okuyayım, belki daha şey yapacak. Buna Bernard Stiegler epifilojenetik bellek diyor. Bunu sadece Bernard Stiegler demiyor, biliyorsunuz epifilojenetik sözcüğü zaten kullanılıyor. Dolayısıyla ama onun amacı bunun aslında şey olması, teknik nesnelerden yani şey olması, gelmesi. Ve bunu da şimdi ben biraz sonra antropoloji tarafına da gideceğim ama burada okuyunca adını duyacağınız bir antropolog var, onunla da şey yapacak, tartışacak. Diyor ki, üçüncü geçmişe yönelme, ilk geçmişe yönelmelerin meydana getirdiği, ikinci geçmişe yönelimlerin hatırlamaya yönelik bir dışsallaştırılmasıdır. Yani aslında, şimdi ben tekniği yapan benim değil mi? Dolayısıyla ben teknik bir nesneyi yaptığımda zaten belleğimi kullandım. Ve belleğimi dışsallaştırarak teknik nesneyi yaptım. Teknik nesnenin kullanımı bu. Mesela Sileks taşı değil mi? İşte milattan önce şeylerin artık 2 milyona kadar yakalıyoruz biz onu. O bir dışsallaştırma biçimiydi aslında. Ben genelde şeyi de örnek veriyorum. Lascaux'daki mağara resimleri değil mi? Milattan önce 18 bin. Yani biz aslında Lascaux mağarasındaki insanların zihinsel içeriklerinin dışsal halini görüyoruz. O mağaraya gidiyoruz. 18 bin yıl önceden bahsediyorum. Dolayısıyla biz 18 bin yıl önce yaşamış birinin zihin içeriğinin dışsallığını gördük. Bernard hatta buna exosomatizasyon diyor. Dışı demek, hani somadan dışarı çıkmış hali demek. Şöyle diyor, André Leroy-Gourhon'un bir dışsallaştırma süreci olarak nitelendirdiği insanileştirme sürecinin başından beri her türlü teknik nesne, kuşaklar arası hafızaya dayanak teşkil eden maddi kültürü oluşturmakta ve böylece hafıza öğrenimini ve etkinliğini belirlemekte. Ondan sonra diyor ki yeni doğan her bebek aslında üçüncü hafızaya doğuyor. Ve eğer öyleyse, yani ben teknik nesnelerde dışsallaştırılmış bir şeyi yeniden içselleştirerek hayatıma başlıyorsam,
Öyleyse bu daha önce geliyor demek. Birinci ve ikinci retansiyonu bile bu belirliyor demek. Benim biraz önce söylediğim anamnesiz bu işti zaten. Bir anlamda hatırlamak için. Biraz daha devam edeyim. Biraz teknik yere gideceğim. Sonra sorularınızı alayım. Çünkü burası önemli. Şimdi dolayısıyla Stigler diyor ki, biraz sonra André Leroy-Brun'a da geçeceğim. Hani bu işin antropolojik, bakın antik Yunan'dan geldim, Husserl'e gittim, daha sonra bütün antropolojik şeyleri doğrultacağım. Dolayısıyla Stigler diyor ki, tabii ki bütün teknik nesneler aynıydı. Yani ama en azından söylediği bir şey var. Ben buna baktığımda, bu teknik nesneye, bu benim düşünmeme katkı yapıyor. Bu yüzden. Artık bunun benim epistemenin dışında bir tekne, teoriyanın dışında bir poiesis, logosun dışında bir teknik olduğunu söyleyemem. Çünkü bu dışsallaştırılmış olan bu bellek türü ve nesilden nesile aktarılan bu bellek türü, üçüncül bellek diyor buna, benim düşünceme katkı yapıyor. Ama o katkılar tabii ki farklı olabilir. Şimdi bu makalede biraz yazdım, o yüzden bakabilirsiniz oraya. Şimdi hepsini anlatamayacağım ama yani bu bir, öncelikle bir, hani milattan önce diyelim işte belki 2 milyon yıl önce yaşamış insanların silex taşı, değil mi? O ilk dışsallaştırmalardan bir tanesi o, değil mi? Dolayısıyla hani silex taşı bir dışsallaştırma. Ama ben silex taşı benim doğrudan düşünmemi etkiliyor diyemem. Ama ne oluyor? Sensori motor şeylerimi etkiliyor. Yani o taşı yapmak, hiç silex taşı yaptınız mı hayatınızda? Yapmayın. Çok tehlikeli bir şey. Bunun deneyimleri var. YouTube'a bakın. Millet böyle kask falan takıyor. Şimdi yaklaşık 400 çeşit silex taşı olduğunu düşünüyor tarih öncesi, şey, prehistory çalışanlar. Tabi burada bir sürü kavga da var. Kimdi o? Onlara girmiyorum. Ben sonuçta şey tarihçisi değilim ama silex taşı yapmak kolay bir iş değil. İşte gözüne kaçar, bilmem ne olur falan filan. Ve farklı farklı tipleri var. O farklı farklı tiplerin kullanım alanları var. Hani aslında bakarsanız silex taşı insanın şeyinde, evriminde çok önemli. Hani biraz da böyle üzerine de baktığın zaman bir teknik ama hani doğrudan bir bellek oluşturuyor mu derseniz tabii ki bu hani prehistoric olanların tarihçisi. Ben bunları da birazcık okudum. İşte bununla ilgili biraz sonra söyleyeceğim André Leroy-Brun'un bir tezi var. La Gens de la Parole 1943'teki. Bir de daha önce böyle neredeyse 3 milyon öncesine gidenlerin de tezleri var. Ya acaba bunlardan bir bellek oldu. Mesela şeylere falan bakıyorlar. Böyle antik çağda taşların üzerine delikler olur. İşte o delikleri bazen hatta yön bulmak, yıldızların şeylerini de kullanıyorlar. Mesela bu geçti mi? Nereden nereye geçti mi? Çok zevkli şeyler bunlar ama hani şimdi giremeyeceğim onlara ama yani belki sonra şey yaparız, konuşuruz. Sonra ama başka şey ortaya çıkıyor. İdeogramlar. Yani bir fikri temsil edecek şeyler. Çünkü fikirden böyle çok büyük bir şey anlamayın. Yani mesela Lascaux gibi şeyler çıkıyor. Yani Lascaux'daki şey, ben bu arada Elena ve fenomenolojiden sonra en çok üzerine konuştuğum şey Lascaux galiba yani. Yani çok bu örneği veriyorum ama hani biraz önce söylediğim şeyden dolayı. Dolayısıyla o da bir dışsallaştırma. Ve onun yeniden içselleştirilmesi işte benim hem retansiyonlarımı kurmuş oluyor hem de aslında düşünme biçimimi de kullanmaya başlıyor. Biraz daha ileri gidelim. Yani ideogramlardan ileri gidelim. Hiyeroglifler. Sonra hiyeroglifden yazıya geçiş. Değil mi? Yazıdan sonra daha teknik araçlara gidin. Ve en sonunda da kısalttım. Dijital dünya. Çünkü o da bir yazı aslında. Bunların her birinde aslında bir dışsallaştırılmış bir şeyin yeniden içselleştirilmesi. Evet, söz konusu. Dolayısıyla Stigler'e göre bu, bunun dersin ikinci kısmında bu dediğim şeyi hattı başka örneklerle şey yapacağım, anlatacağım. Stigler'e göre bu yaşamın akışında bir kırılmaya neden oluyor. Neden? Çünkü insan dışında hiçbir varlıkta bu yok. Yani insan nesilden nesile kendisinin olmayan teknik nesnelerdeki bir şeyi, hafızayı dışsallaştırılmış bir şeyi içselleştirebiliyor. Zamansal olanın mekansallaştırılması, buna gramatizasyon diyecek, beni bireyleştiriyor. Hatta kolektif hale de getiriyor. Mesela şeyi düşünün. Mamut avlayan tipleri veya mamut demeyeyim. Mamut belki o kadar iyi. Yani mamut avında mesela şey olabilir, hani kolektif olarak mamutu avlıyoruz değil mi? Dolayısıyla orada bir teknik var. Ama neyle avlıyoruz? İşte okla, şeyle değil mi? Mızrakla falan avlıyoruz.
Ama mesela okun ve yayın kullanımına bakın. Bakın o sıradaki, o doğadaki en hızlı şeyi buldunuz. Ok. Değil mi? Dolayısıyla bir bifürkasyon ortaya çıktı. Yani yaşamın akışında bir çatallanma ortaya çıktı. Dolayısıyla o teknik nesne o hızıyla aslında size bir avantaj sağladı ama bir de yolu, bir başka bir yol çizmeye başladı. Mesela bunun çok örnekleri var işte. Daha kuzeyde eski Moğolların mesela bayağı denizin altında böyle 4-5 metre inip işte fokları avlama şeyleri de var. Aynı şekilde yani arbalet de deniyor ya ona. Yani dolayısıyla bunların hepsi bir çatallanma oluşturdu. O yüzden sizler diyor ki bu yaşamda bir kırılmaya meydana getirdi. Ama bu kırılma işte genetik ve somatik olmadığı için insanın sadece faili olmadığı bir şey yarattı. Yani insan kurucu özne mitinin aslında bir tür şeyi. Çünkü neden? Zihnin dışsallaşması sadece insanın kurucu rolünü yani düşüncenin nesnesi haline değil, onun da beni kurmasına neden oldu. Dolayısıyla kırılmayın kendisini iyi okumak lazım. Bu yüzden zaten antropolojiye gidiyor. Yani şey. Ama hani ondan önce şunu söyleyelim. Dolayısıyla ne oldu? Zamansal olan mekansallaştı ve ben onu yeniden içselleştirdiğimde aslında beni kurmaya başladı. Çünkü benim birincil psişik yapımı, yani birincil belleğimi, benim belleğimi kurmaya başladı. O yüzden non-object. Yani, o yüzden non-object, artık object değil. Nous sommes ce qui nous est arrivé. Bizler başımıza gelen şeyleriz. Bak benim ikizim var, biliyor musunuz? Benim ikizim olduğunu bilenler var mı? Bayağı benziyoruz. Konuşmalarımız falan da. Ben mesela Galatasaray Kasım'da birkaç kere Yunus girdi şeye, derslere. Hocalar Allah'ım. Türkler bu ama. Neyse, aramızda kalsın. dolayısıyla benim ikizim var. Biz aynı genetik ve somatik özelliklere sahibiz. Çünkü parmak izimiz bile aynı. Ben Yunus'un fotoğrafı değiliz. Çünkü başımıza başka şeyler geldi. Yani Yunus'la kesinlikle aynı değiliz. O benim ikizim. Bizim genetik ve somatik mirasımız aynı. Ama biz aynı değiliz. Aynı şekilde algılamıyoruz. Aynı şekilde düşünmüyoruz. Farklıyız. Dolayısıyla kimliğimizi oluşturan şey sadece genetik ve somatik değil, bitkisliklerin anlamıyla üçüncül retansiyon. Yani bir dışsallaşma süreci olarak teknik. Dolayısıyla bizi bireyleştiren şey aslında böyle bir şey, fikir diyelim. Şimdi buradan şey, Bernard Stiegler bunu yaptıktan sonra benim o hani tarihsel örneğimde de anlayacağınız gibi şeylere gidiyor. Bernard Stiegler bu arada çok böyle başka disiplinlere giden birisi. Mesela şu benim o makalemim, bugün ne kadar çok benim makalemim ya. Bunları kesin. Bunun şeyine, referanslarına bakarsanız orada var. Mesela işte biyolog Lotka'ya gidiyor. İşte ekonomistlere gidiyor, antropologlara gidiyor. Ne bileyim işte fizikçilere gidiyor doğrudan, Schrödinger'e gidiyor. Mesela Bernard Stiegler entropi üzerine çok çalışıyor. Değil mi? 1876 mıydı? Termodinamiğin ikinci yasası üzerine çok çalışıyor. Dolayısıyla Schrödinger'e ve başkalarına da gidiyor tabii ki. Dolayısıyla böyle hani başka alanların işlerine gitmeye ve onlarla ilgili bir hani sürece girmeye çalışıyor. Neden? Aslında felsefi bir tavır bu. Bak eğer anamnesis benden önceki bilgiyi hatırlayarak düşünmekse sadece yıkmıyorum o bilgiyi. Hatırlamak yani felsefi anlamda düşünmek aynı zamanda olanı yeniden formüle etmek, olanı dönüştürmek ve hani benim kılmak. Değil mi? İşte bilim ve düşünce böyle ilerliyor. Mesela biraz önce nesne yönünden farklılar ama bu anlamda bilim ve felsefe aynı aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu anlamda gittiğim bir isim var. Başkalarına da siz de gidebilirsiniz. Ben özellikle André Leroy-Gourhan'a gittim ve onun çalışmalarına baktım. 1943'te La Geste et la Parole diye bir kitabı var. Jest ve yani söz diye bir kitabı var André Leroy-Gourhan'ın. Diyor ki hominizasyon, insanileşme aslında insanın teknikle kurduğu ilişkiyle mümkün ve bununla ortaya çıktı. Tabii ki bunlar daha tabii evrim teorisi üzerinden de gidiliyor. Yani şimdi ayrıntılarını vermeyeyim, okursunuz ama her yerde var. Ligyen'de var, onu da söyledim, neyse. Neyse, dolayısıyla diyor ki ben
nesneleri kuruyorum ama onlar da beni kuruyorlar. Ve özellikle André Leroy-Gourhan işte bu Nazca dönemi olsun, ondan önceki Silex taşı dönemi olsun onları inceliyor ve örneklerini vererek bunu yapıyor. Bu örnekler arasında bir hemen sayayım. Diyor ki işte iskelet ve beyin hacminin artması, beynin büyümesiyle dilin ortaya çıkması, yüzün ve çenenin işleminin şeyden hani ısırmaktan başka bir şeye gelmesi. Elena'nınki de olursa çok memnun olacağım. Hala ısırıyor beni yani. Dolayısıyla ellerin özgürleşmesi, yani ayakken ellerin özgürleşmesi gibi şeyler diyor André Leroy-Gourhan. Bu teknikle de bir arada düşünülmesi lazım. Yani bu her seferinde, çünkü dil bir teknik. Değil mi? Aletleri kullanmam teknik. Yani ben homo faberim demeye çalışıyor. Dolayısıyla tekniğin insanın kökensel protezi olduğunu iddia ediyor. Ve bu anlamda ilk teknik aracımız da beden. André Leroy-Gourhan'a göre bunu onu söyleyen sadece o değil, Marcel Mauss da bunu söylüyor. Yani beden insanın ilk teknik aracıdır şeyini veriyor. Ama diyor bu bir aktarılabilir bir, kuşaklar arası aktarılabilir bir şey ortaya çıkardı. Fikri ortaya çıkardı. Ama diyor ki burada en önemli olan aslında insanın kolektif anlam dünyasını kuran dilin de bir teknik olması. Yani bu söylediklerim yanında dil, yani insan konuşmaya başladığı andan itibaren aslında dilin bu tarz bir üçüncül retansiyon haline gelmesi ve buradan Stigler'in çıkardığı fikir şu, eğer öyleyse individüasyon dediğimiz şey, yani bireyleşme aslında bizzat bu dışsallığın içselleştirilmesidir. Şimdi dersin ikinci yarısında biraz şeye de bahsedeceğim. Hani bu bireyleşme de her zaman o kadar iyi olmuyor. Şimdi sonuçta evet dışsal olanı birey içselli haline getirerek bireyleşiyorum. Bir kere şunu anladık, bireyleşme kolektif bir şey. Çünkü kolektif olanı zaten içselleştiriyorum. Ama acaba hani bu bireyleşmenin biçimi de insanın tarihsel durumuna da hani önemli kırılmaları da yaratıyor. Çünkü o bireyleşmeler birey ötesileşmeyle transandividüasyonda ortaya çıkarıyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Aslında felsefenin, bilginin oluşumunda da böyle bir kolektifte bir durum var. Zamanla ilgili. Mesela Stigler şey örneği veriyor. İşte 1910-30 arası hani işte çıkan bilim adamlarına bakın. İşte filozoflara bakın. Bergson, Heidegger, işte Husserl. Sanata bakın. 1910-30 sanat arası. Yani ortada bir trans andividüasyon durumu da var. Dolayısıyla bazen böyle oluyor. Ama bazen de bu hani bugün yaşadığımız gibi o kolektif bireyleşme aşırı senkronik. Yani herkesin aslında bir tek tipleştiği, senkronize olduğu bir bireyleşme tarzı var. Bunlara geleceğim, ders geçeceğiz. Ama şunu gördük ki aslında bütün sembolik düzen dışsal olanın içselleştirilmesiyle kuruluyor. Kültür böyle kuruluyor. Ve bu iddia, yani sen antropolojiye gittiği zaman aslında kime karşı çıkmış oluyor? Bir şey yapayım. Aslında kim insanın doğa durumu olduğunu, hani sonradan bozulduğunu falan söylüyordu. Rousseau. Rousseau, değil mi? Rousseau diyor ki yani aslında öyle değil. Çünkü bakın, Rousseau'nun yüzyılı tekniği böyle gördü. Yani zaten bir doğa durumu vardı, sonra insan bozuldu. Ama bizim yüzyılımızda tekniği tamamen faydaya indirgedi. Değil mi? Sonuçta teknik bizim için bir araç. 2-3 gündür derslerde gördük, özellikle Heidegger dersinde. Ama bakın bu anlatı öyle değil. Yani bu anlatı bir kere onun bir non-object olması, artefakt olması ve hani yeniden içselleştirme süreçlerine dair bir şey ortaya koyuyor. Şimdi bu bireyleşme fikrine... Ne kadar zamanımız var? Çok hızlı konuşuyor muyum ya? Bana söyleyin arada. Not aldığım sırada hızlı konuşuyorsunuz. Tamam, sen not alırken haber ver bana. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii ki. Bu epifilogenes ile hominizasyon arasındaki fark ne? Epifilogenes ile ne? Hominizasyon arasındaki fark. Şöyle, hominizasyon insanı insan yapan demek. Dolayısıyla daha genel bir kavram. Yani bir insanın insanlaşma süreci hominizasyon. Epifilogenes'in kullanım şeyi, fikri hani insanın bellekle kurduğu ilişkiye dair bir terminoloji. Dolayısıyla epifilojenez hominizasyonun bir parçası. Evet, çok önemli bir parçası. Ama sonuçta hani antropologlar hominizasyondan bahsettiği zaman evrim teorisinden bahsediyorlar. Değil mi? Hani doğa, klima,
Koray burada mı? Yok. Bu ben şey mesela Brodel şey yapıyor değil mi? Yani Akdeniz'deki iklimin aslında mesela Mısır'ın işgalinde, geç dönem Mısır'ın işgalinde aslında iklimin ne kadar önemli bir rol olduğunu, dolayısıyla coğrafyaya da bakıyorlar ya mesela, bunlar gibi şeyler var. Hani onlar da bir parçası. Ama epifilojenetik dediğimiz zaman şeyi anlıyorsunuz. Genetik ve somatik değil. Epifilojenetik bu dıştan bana gelen bir şey. Ki biraz ikinci derste anlatacağım, bu daha hızlandı bu arada. Yani Elena'nın epifilojenetik hafızasıyla bizimki öyle değil. Hani biz internet zamanının şeyiz. Dolayısıyla yazıdan önce farklıydı. Hieroglif yazı geçişinde bir kırılma oldu zaten. Sonra yazıdan ortaya çıkan şeyler de başka şeyler oldu. Dolayısıyla bu epifilojenetik durum da bugün işte bizi şeye götürüyor. Hani antroposen dediğimiz duruma götürüyor. Mesela o, bak unuttum şimdi ya. O hani yazmıştım ya buraya felsefi zorluklar diye. Şu anda Stigler'e göre yüzleşmemiz gereken en temel felsefi zorluk antroposenden çıkmak. Biz Cogito'da bu makalesini de yayınladık bu isimle, ona da bakabilirsiniz. Çünkü antroposen Stigler'e göre bir entropi, yani entropinin artışı. Evet, sadece maddi düzenli bir entropi diyoruz ama hani enformatik bilgi düzeyinde, biyolojik çeşitlilik düzeyinde değil mi? Elena muhtemelen ileride böyle zürafa falan göremeyecek yani. O 20 yaşına geldiğinde muhtemelen zürafa falan olmayacak ortada. Yani biyolojik çeşitlilik azalacak bu anlamda. Kültürel, enformatik düzeyde antroposenden çıkmanın bir felsefi problemi olduğunu söylüyor. Ben açtıkla ben katılıyorum. Çünkü neden? Antroposen sadece tabii ki iklim, klima, jeolojik çağlar anlamında kullanılan bir terminolojiyken noetik bir tarafı var. Yani düşünceyle de ilgili bir şey var. Zaten bu serden çektiğimiz zaman onu anlıyoruz. Aklın doğallaşması yani fikrinden. Şimdi Stigler'e göre bireyleşmenin tarihi aslında gramatizasyonun tarihi. Yani bireyleşmek zamansal olanın gramalar, Yunanca grama ne demek? Yazı, harf değil mi? Harf, işaret, dolayısıyla zamansal olanın kesintiye uğratılabilir halde mekansallaşması demek. Ben konuştuğumda bunun yazıya döndüğü zaman, değil mi, tekrar edilebilir, kesintiye uğratılabilir, tamamen mekansallaştırılabilir bir durum var. Dolayısıyla bireyleşmede Stigler'e göre gramatizasyon dediğimiz şey çok şey etkili ve hani bunun etkisi felsefenin konusu olması gerekiyor. Hatta hani ben dedim ya, ben önce işte imajın eğitimi falan filan dedim, aslında bu da bir eğitim meselesi, grama. Tıpkı da bir eğitim meselesi. Sayfa 22'den bir alıntı yapayım. Ana fikri ses ve hani işitsel şeylerin, zamansal akışların mekansallaşarak ayrışıklaşabilmesi, bölünebilmesi ve hani gramalar halinde olması. Şimdi bunun biraz önce söylediğim teknik tarihine baktığımız zaman Stigler şöyle bir şey söylüyor sayfa 22'de. İşte şeyi biraz önce, bunun hemen öncesinde şeyi bahsediyor. İşte bu üçüncü şeyden, retansiyondan bahsediyor. Yeniden üretilebilirlik, gramatizasyona girdiği zaman yeniden üretebiliyorsunuz artık. Yeniden üretilebilirlik, gramlar olarak isimlendirebileceğimiz geçmişe yönelim taneciklerini üretir. Neolitik dönemden günümüze üçüncü geçmişe yönelimin evrimini bu nedenle bir gramatizasyon sürecidir. Yani üçüncü geçmişe yönelimin evrimi, dönüşümü, gramatizasyonun da dönüşümü aslında. 19. yüzyıl boyunca işitsel görsel algının gramlaşması, şimdi önceki yüzyıllara bakalım, matbaa işte 16. yüzyıl falan, hani ilk matbaa çıkınca da gramlaşıyor aslında değil mi? Yazılı olan, ama hani matbaanın hani kitaplar biliyorsunuz önce çok pahalı, öyle her yere gitmiyorlar. Ve hani her konuda da yazılmıyor. İşte dolayısıyla o böyle büyük bir toplumsal etki yapması çok mümkün değil. Yavaş yavaş oluyor ama oluyor tabii ki. Bunlara bakarsanız, ben açtıklar bunlar hakkında çok konuşuyor tabii ki. Yani dolayısıyla matbaanın ortaya çıkması çok büyük bir şey Gutenberg'in, ama hani etkisi dediğim gramatizasyon süreci o kadar hızlı değil aslında. Ama 19. yüzyılda bir şey oluyor. 19. yüzyılda gramatizasyon hız kazanmaya başlıyor.
19. yüzyıl boyunca işitsel görsel algının gramlaşması teknolojileri ortaya çıktı. Böylece anlam araçları, akışları ayrıklaştırılmış oldu. Gramatizasyon süreci olarak noetik, Yunanca noesis, akıl yürütmek demek. Dolayısıyla hani nus akıl, hani noetik dediği zaman Bernstein'ler akıl ve düşünceye dair diyelim. Noetik, psikometrik ve estetik işlemleri dönüştürdü. Yani aslında onları içselleştirdiğim için bu yeni gramlaşmaları, ama o süreçler içerisinde endüstrileşmeyle birlikte aslında beni de dönüştürme başladı. Politik ekonomi açısından bu kitabın amacı o. Bu kavrayış, üretim ve tüketim işlemlerinin gramatizasyonu anlamına gelir. Ve bu da bu işlemlerin geçmişe yönelik dispozitifleri, düzenekleri tarafından kontrol edilen üçüncü geçmişe yönelik aygıtına dahil edilmesi demektir. Dolayısıyla gramatizasyonda şey yaptığımız üzere, hani baktığımız üzere böyle bir şey var, durum var ve bu durumun evrimi bizim için önemli. Yani 19. yüzyıldan sonra ne oldu? 20. yüzyılda gramatizasyon neye dönüştü ve şu anda ne oluyor aslında? Yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ne oluyor? Tanım itibariyle tekrar ediyorum. Zamansal olan bir şeyin mekansallaşması gramatizasyon. Ama bireyleşmeyle alakası ne? O mekansallaşma, o dışsallık, eksosomatizasyon bizzat yeniden içselleştirildiğinde benim belleğimi, yani düşüncemi, yani zihinsel süreçlerimi etkiliyor. Dolayısıyla hani teknik olarak yazı her kaydedildiğinde aslında hani bu kayıt ayrık hale getirilebilir, yeniden üretilebilir, değil mi? Tekrarlaştırılabilir. Dolayısıyla bilinç akışına yabancı olabilecek bir şey haline geliyor. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Ayrık, bölme falan filan. Hesaplanabilir de olabilir, değil mi? Yani burada bir kalkül haline de gelebilir. Dolayısıyla zamansal olanın gramalar haline gelmesi aslında bilinç akışının ve düşüncenin de düşünme ve hesaplanabilirlik arasında bir gerilimi ortaya çıkarıyor. İşte 19. yüzyılın şeyi, sonu ve özellikle 20. yüzyılda birlikte ortaya çıkan işte kültür endüstrisi fikrinin bir tür okuması da yapılacak. Burada Adorno'ya tabii çok gidiyor şey, Bernard Stiegler. Dersin ikinci kısmında şey yapacağım, ona doğru gideceğim. Ve dolayısıyla hani biraz baktığımızda şöyle, hani bu gramatizasyon sürecinin, ayrıklaşmanın, düşünceyi hesaplamaya dönüştürme süreci aslında teknoloji felsefesinin konusu haline gelmiş oluyor. Zaten o soruyu sormuştum ya ben hani ilk başta, düşünme ve hesaplama nedir diye. Dolayısıyla ne oldu? İçsel olan, Antik Yunan'dan beri böyle yapmıştık. Dışsal, teknik tarafından, dışsal teknik tarafından kurulmaya veya işte birlikte kurulmaya başladı. Ama burada işaret etmemiz gereken şey, buradaki şeyin, bireyleşme dediğimiz şeyin her zaman bir birey ötesileşme. Transandividüasyon ama bir de bireylikten çıkma veya na-bireyleşme diye çevirebileceğimiz dezandividüasyon da içerisinde. Çünkü 20. yüzyılda olan şey şu, evet beni bireyleştiriyor. Ama ne zaman ki o dışsallık bir hesaplama, işte araçsal rasyonalizm, dersin başına getiriyorum şimdi sizi, haline geldiği zaman beni bireylikten de çıkarıyor aslında. Yani bireyleşmenin yerine daha otomatik bir şey haline gelmiş oluyor. Yani gramatizasyon bir bireyleşme süreci ama aynı zamanda bir na-bireyleşme süreci olarak da okunması gerekiyor. Bu yüzden hani şeye baktığınız zaman her bireyleşmenin hem psişik hem kolektif tarafı olduğunu unutmamak lazım. Yani şeyin, Stiegler'in temel diyelim şeyi bu, iddiası bu. Dolayısıyla bu ayrıklaşma, gramatizasyon şeyi, fikri
Stigler'e göre farklı çağlardaki o kırılma anlarıyla karşılaştırılması gerekiyor. Bunu her yerde yapmıyor ama ben bunu biraz da size anlatmak için böyle yapıyorum. Örneğin yazının kamusal hale geldiği diyelim antik Yunan'da bizim çağımız olan 20. yüzyıl ikinci yarısı Günter Anders'in 1970'lerde 3. Endüstri Devrimi dediği 1993'te Web'in ortaya çıkmasıyla başladığını şey yapalım, hani söyleyebileceğimiz ama Türkiye Facebook ne zaman geldi? 2007 miydi? Ben Paris'e gittiğimde Facebook hesabım yoktu, değil mi? Twitter da yoktu. Web bu kadar şey değildi, web hani başka bir türlü web vardı. Yani dijital çağ diyelim burada. Ha tabii bu Fransız bunun nümerik, hani aslında sayısal çağdı diye şey oluyor ama dikkat edin. Bazen çevirilerde sayısal çağ, sayısallık dediği zaman aslında dijitallik, biz Türkçe'de dijital diyoruz ikisine birden. Yani Fransızlar gıcık olduğu için tabii her şeyi çevirecekler. O yüzden şey yapayım, ben Fransızım bu arada söyledim ama neyse. Kayıttan çıksın bu da. Şimdi, Bernstein'ler diyor ki, Venüs yoluyla ortaya çıkan şey de, evet hani Platon her ne kadar hani yazıyı, işte bu sofistler ve o Homeros tartışması üzerinden bir tür mahkum etse de, tıpkı imajı mahkum ettiği gibi. Ben demek ki öyle şeyler çalışıyorum. Varsa Platon'un başka mahkum ettiğim şey yapayım, çalışayım bari. Mahkum etmesi gibi, değil mi? Bir olumsuz bir anlamı var. Şimdi yazı, felsefeciler yazıyı kullanıyorlar ama felsefi hakikate katkı yapmıyor aslında. Ama başka bir şeye katkı yapıyor, değil mi yazı? Ne yapıyor artık Yunan'da yazı? Siz de bu arada ekleyebilirsiniz. Hani şuna katkı yapıyor diyebilirsiniz. Hani listeyi böyle şey yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Yani mesela kamusal alana katkı yapıyor. Kamusal alana nasıl katkı yapıyor? Hani politeya'dan önce, yani politik bir katkıdan önce bir tür rasyonelleşmeyle katkı yapıyor, değil mi? Mesela nasıl katkı yapıyor diyelim. Artık kamusal alanda yazılı kurallar benim kolektif bireyleşme süreçlerimi, dışsallıktan içselliğe aldığım kolektif bireyleşme sürecine dahil oldukları için kamusal alanda neyin yapılıp neyin yapılamayacağına, Hermes'in göndermesi gibi neyin utanç kaynağı, neyin adaletli olduğuna dair bir kamusal bir tartışma, işte polemos, yani fikirler tartışması, artık bedenlerin çatışmasından fikirlerin çatışmasına geçmiş olduk. Ve dolayısıyla kamusal alana dair bir kolektif birliktelik de ortaya çıkıyor. Yani yazı bir bilgi türü diyelim. Yani işte bir beceri bilgisi, yazı, çünkü yazı ve diğer teknikler sadece teorik bilgi değil. Tıpkı YouTube'un mesela aslında bir beceri bilgisi olması gibi, değil mi? YouTube'da paket açma videoları falan var. Hani beceriyi öğreniyorsun aslında. İşte beceri bilgisi, işte teorik bilgi, yaşam bilgisi, yurttaş olma bilgisi gibi şeyler aslında yazının da getirdiği şeyler, değil mi? Mesela ben bunu hep şu örneğe veriyorum. Odysseus'un bir sahnesinde, bu sahneyi hepiniz biliyorsunuzdur. Odysseus'u adamları adanın birine düşüp hani bir mağaraya girdiklerinde yani içeride yiyorlar, içiyorlar, sonra Polifemos geliyor, değil mi? Şimdi Polifemos geldikten sonra da ilk yaptığı şey ne? Hatırlayan var mı? Odysseus'un tayfalarından birini yiyor, değil mi? Ondan sonra da işte Odysseus şey yapıyor, hani çılgına dönüyorlar çünkü yani onu yiyorsa hepsini yiyebilir yani. İşte tanışma, konuşma, kurnazlıkla başladığı zaman tam adını söyleyecek, tayfalardan biri tam onun adını söyleyecek, susturuyor, diyor ki benim adım Otis, değil mi? Hiç kimse diyor ve kurnazlığı sayesinde de kurtuluyor. Ama bir sahne daha var, çok genellikle çok az insanın böyle şey yaptığı. Adam yedikten sonra, tam hatırlamıyorum artık şeyini, neresi olduğunu. Adam yedik yani metin olarak. Adam yedikten sonra Odysseus diyor ki adam yenir mi diyor şeye, Polifemos'a. Polifemos'un cevabı şu: burada nomos yok. Neden orada nomos yok? Orası neresi? Mağara, değil mi? Mağara insanlığın geçmişine ait bir şey. İnsanlar mağarada yaşadılar uzun süre. O yüzden hep şey örneği verir ya, işte Kapadokya'ya gidin, mağaraya girin de kalın diye. Çünkü
hani insanın kökenine dair bir şey var. O mağara deneyimi gerçekten ilginç bir şey. Yani mağarada yaşamak. Yani ışıksız, sessiz, çölde öyle mesela, geçen konuşmuştuk ya. Neyse, yani insanlığın geçmişine ait bir şey. O yüzden Homeros, orada nomos yok diyor, mağarada nomos yok. Orada kolektif bir kamusallık, bir beceri bilgisi, birinin birini yememesi gibi şeyler yok. Nomos nerede olur? Şehirde. Nomos'un şehirde olmasını sağlayan şey ne? Teknik. Dil ve teknik olmasa, yani yazı olmasa aslında şey olmaz, değil mi? Nomos'un kolektiviteye şey olmaz, katkısı olmaz. Dolayısıyla Nomos hem bizim kolektif şeyimizi, bireyleşmemizi sağlıyor, hem de bilgiyi, tartışmayı, diyalogosu da sağlıyor, değil mi? Yani Nomos, şimdi sen sandalyeye oturmasını bilmiyorsan, okumayı bilmiyorsan bir şeyin eğitimini alabilir misin? Değil mi? Önce eğitimden önce bunlar gerekiyor aslında. Yani dolayısıyla hani eğitim direkt böyle felsefe yaparak başlamıyor. Yani bir bu pratik şeylere de ihtiyacımız var. Değil mi? Dolayısıyla bunların teknikle de ilişkisi var baktığımız zaman. Şimdi bu antik Yunan... O anlattığın sahnede aynı zamanda şey, farmakon kelimesinin kullanıldığı yer de var. Evet, evet, doğru, doğru. Şimdi hatırlıyorum. Evet. Tam böyle işte o bir çubuğu şey yaparak, yontarak silah haline gözüne, gözüne batırıyor. O batırma eylemini ifade etmek için o fiil kullanıyor. Evet, doğru, doğru. Farmakon de kullanıyor. Tam işte böyle demircilerin demir yaparken bir şeyi ateşte ısıtıp suya batırdıklarında nasıl bir ses çıkarsa, İşte o Polifemus'un gözlerinden de öyle bir ses çıktı diyor ama o hani şeyin sıcaklık görmüş metalin soğuk suya batırıldığında biçim değiştirmesini anlatmak üzere. Anladım. Gibi. Tamam, tamam. Hani sıcak olan bir şey başka bir şey, bambaşka bir şeye dönüşüyor. Evet. Başka biraz önce bir şey daha yapıyor. Hani çok insanlık için çok iyi olan bir şey bir anda kötü de olabilir. Evet. Hani o yüzden zaten Zeus Hermes'i yolluyor. Şey diyor ya, bunlara ateş geldi. Bu bir farmaka. Yani Zeus diyor ki bunlar yoldan çıkmadan ben bunlara hemen Hermes'i göndereyim ki şeyin farkında olsunlar. İnsanlık için iyi bir şey kötü bir şeye dönüşebilir aslında bu adam. Teşekkür ederim. Şimdi diğer tarafta ne var? Hani burada yazı dedik, kamusallığı şey yapıyor. Hatta Çitikler bunu örnek verirken diyor ki geometri de buradan çıktı diyor. Bu tabi biraz büyük bir iddia. Yani izonomi sayesinde, Vernon da bunu iddia ediyor biliyorsunuz. Yani o geometri, mantık ve o eşitlik aslında teknikle bir ilişkisi var. Hatta o izonomi de Atina'nın demokrasisini şey yapan, sağlayan bir şey. Bununla ilgili okumalar yaparsınız. Yani ben antik Yunan uzmanı değilim ama hani böyle bir projeksiyon var. Bütün bunların çıkışında şey var. Dolayısıyla bilgi diyelim buraya şimdilik. En temel anlamıyla böyle episteme gibi bir şey olsun bu. Hani ortalıkta şey yapan. Veya hatta ortodoksa bile olabilir. Değil mi? Platon'a göre öyle ortodoksa çok kötü bir şey değil aslında. Değil mi? Hani çünkü ortodoks olmazsa hani öyle beraber yaşayamayız. Hani burada ortodoksa da var. Hani episteme de çıkabilir burada. Ortodoksa da çıkabilir aslına bakarsanız. Bu olsun. Şimdi diğer tarafta ise dijital çağda biraz yavaş yavaş ikinci ders hazırlamaya çalışıyorum. Bir kere dijitallik olarak yazı baktığımız zaman yeni dispozitifler ortaya çıkardı. Agamben'in terminolojisinde olduğu gibi. Yani bir kere yazının, dijital yazının kendisi farklı dispozitiflerde, farklı aygıtlarda ve o aygıtların o yazıyı belirleme biçimlerini de ortaya çıkardı. Dolayısıyla çok kısa bir dönem 93'ten beri ama şöyle düşünün. Ben 93'ten beri sanal ortamda yazıyı ve iletişimi kullanırken hatta İletişim dediğim zaman işin içine imaj da giriyor. Kaç farklı ortamı kullanıyorum, değil mi? Dolayısıyla bir anda çok fazla ortam da çıkmaya başladı. Ve bu dediğimiz şey bir network, yani bir bağlam, bir bağ. World Wide Web tarzında diyebileceğimiz bir şey de ortaya çıkardı. Biraz dedim gireceğim zaten ikili derste. Dolayısıyla bir kere işin şeyi değişti. Hani kamusal yazının kamusallığıyla dijitalin kamusallığı aynı değil.
Yani burada acayip bir farklılık var ve bunu hem deneyimleyerek görüyoruz hem de üzerine düşünerek şey yapıyoruz. Değil mi? Anlıyoruz. Ben sadece farklılığı yapmak için şey yapıyorum, anlatıyorum. Bu neden böyle yapıyorum? Bu ilk başta derste yazmıştım ya hani problem, işte konu problem, felsefi zorluk, yol gösterici, argüman diye. Biz felsefede bir şey anlatırken, bir şey hakkında araştırma yaparken problemden felsefi zorluğa geçerken aslında probleme tahammül etmeyi de öğreniyoruz. Yani hemen çözmeyelim. Ben her şey derim mesela basıncını arttırmak lazım problemi. Hatta bazen kötü polisi oynamak lazım yani. Dolayısıyla burada da amaç şu, hani ikisi arasındaki farklılığı zaten bildiğiniz bir farklılık bu. Ama bunun bir gramatizasyonun aslında farklılığı olduğunu göstermek. Yani tahammül etmeye çalışıyor. Hemen çözmek yerine, hani bu iyi, bu kötü demek yerine, hani antik Yunan iyiydi, oraya dönelim. Bu kötü veya bu iyi, antik Yunan ne iyisi, adamlar zeytin, ceviz yiyorlar. Yani biz pizza yiyoruz. Yani olur mu demek yerine, hani diyorum ki hani buradaki farklılıkları görmeye çalışmak, bu problemi tahammül etmek demek aslında. Yani hemen çözmek yerine tahammül etmek, basıncını arttırmak. Şimdi ama burada bir sorun var. Buradaki dışsallığın yeniden içselleştirilme süreci, biraz önce söylediğim gibi bir bilgi üretimine, beceri, yaşam bilgisi, teorik bilgi üretimine katkı yapıyordu. Ama burada özellikle kültür endüstrisiyle birlikte, çünkü dijital dünya öyle uzaylılardan gelmedi. Onu oluşturan bir bütün bir 20. yüzyıl kültür endüstrisi var, değil mi? Ve kültür endüstrisinin bir amacı var. O ne? Bilincin zamanını bir tüketim nesnesi haline getirmek. Değil mi? Yani ikinci derste daha çok konuşacağım bunun hakkında ama hani bilincin zamanını tüketim nesnesi haline getirdiğimizde aslında o dışsal olanın yeniden içselleştirilmesi süreci aslında bir tüketim halini şey yapıyor, değil mi? Bu bir kapitalizmin temel meselelerinden bir tanesi. Yani piyasa dediğimiz şey. Bunda biliyorsunuz Freud'un yeğeninin şeyi var, parmağı var. Yani Amerika'ya gidip de o hani bunun benim şimdi anlattığım şeylerin aslında bir reklam şirketinde çalıştığınızı veya reklamları şey yapan, endüstrileştirdiğiniz bir yerde hani bunun farkında olsanız neler yaparsınız? Düşünsenize. Yani bunu söyledi, bunu farkın, çünkü Freud bunun farkındaydı. Yani 20. yüzyıldaki şeyi söyleyen, Freud'u okuduğunuzda çok başka terminolojiyle konuşuyor tabii ki ama yani Freud bunun son derece farkındaydı. Ve bütün o reklam endüstrisi, marketingin kökeni aslında böyle bir meseleden geliyor. Hatta ben diyorum ki biz niye böyle yeni kavramlar falan kullanıyoruz? Şimdi felsefi zorluktan yol gösterici argümana geçiyor, değil mi? Onun felsefi zorluğu aşmak için veya hani onunla yüzleşmek için yeni kavramlara ihtiyacımız var. Marketingin kavramlarına baksanıza. Hiç var mı çevrenizde marketing, reklam, dijital reklam, bu bannerlarla ilgilenen insanların? Öyle kavramlar kullanıyorlar ki ve o kavramlar o kadar hızlı yayılıyor ki şeyde, bizim zihinsel dünyamızda, kolektivitemizde. Dolayısıyla bizim de onlarla yarışacak kavramlara ihtiyacımız var. Öyle öz tözle yapamıyoruz biz bu işi artık. Dolayısıyla hani bunun farkında olduğu zaman bilincin zamanının tüketim nesnesi haline gelebilme imkanı aslında üçüncül belleğin doğrudan bir hani kültür endüstrisinin nesnesi haline getirmekte. O da bir tür senkronizasyona, tek tipleşmeye götürüyor. Aslında Heidegger'in Gestalt'de anladığı şey biraz bu. Bu terimlerle söylemese de ben neden Patochka çalıştım? Bu yüzden. Çünkü Patochka da bunu görüyor. Sur sivilizasyonu diye bir teorisi var onun. Diyor ki bu sadece teknik bir mesele değil. Gestalt politik bir mesele diyor Patochka. Çevrilecek yakında heretik denemeler. Orada şey yapıyor, söylüyor. Üçüncü, dördüncü deneme işte teknolojik dönüşüm bir çöküş müdür diye anlattığı bir yer var. O dili biraz kafalı, Patochka'nın. Dolayısıyla onu anlatıyor. Şimdi öyleyse bir sorunumuz var. Çünkü o burada çıkan bilginin yerine burada başka bir şey çıkıyor. O da enformasyon. Enformasyon. Artık bilginin yerine kullanım nesnesi, yani tekil olarak tüketilebilir bir şey halinde bir enformasyon çıkıyor. Bak enformasyon
Değil mi? Enformatik. Benim ikizim enformatik okudu bu arada. Almanca enformatik okudu. Böyle biz şey gibi be, işte itfaiyeci, kundakçı gibiyiz onlar. Böyle bakarsan. Enformasyon kötü bir şey değil aslında, değil mi? İlk çıktığında mesela Gilbert Simondon şeyin de çok etkilendiği elbette. Le mode de, mode technique des objets'de, yok yine yanlış söyledim yani, söyleyemeyeceğim ben. Le mode technique des objets'de diyor ki yani bakın burada çok önemli bir şey var, enformasyonun yayılmasını düşünsenize. Yani insanın zamansallığının ve sembolik alışverişinin çok ötesinde ama hani doğru bir şey olduğunda enformatik bir bilim olabilir aslında. Sorun enformasyonun doğrudan bilginin karşısına koymak değil. Biraz önce söylediğim gibi tahammül etmemiz lazım enformasyon. Sorun enformasyonun bir tüketim nesnesi haline gelmesi aslında. Dolayısıyla bu taraftaki enformasyon kolektif bireyleşmeye, birey ötesileşmeye izin vermiyor. Daha çok bir tüketim nesnesi haline geldiği için hani işi daha hızlı bir şekilde çözmeye başlıyor. Ve ben size bir şey diyeyim mi? Biz buraya doğru gidiyoruz felsefe olarak. Felsefe bölümlerindeki çalışma düzenimiz bizi buraya doğru götürüyor. Biz bir an önce bir şeyleri yazıp hop size verip siz bir tüketin sonra biz bir daha yazalım. Veya hiç tüketmeyelim bir tane olsun. Hani bir düşünürün işte şeyi olayım. Hani bahisi olayım. Siz tüketin ben tadını değiştireyim. Siz tüketin ben tadını değiştireyim. Gibi bilimler de buraya doğru gitmeye başladı. Sorun o. Enformasyon kötü bir şey değil yani kendisinde. Ama tüketim nesnesi olarak enformasyonda bir sorun var. Ve bu bireyleşme ve gramatizasyon problemi. Enformasyon bir gramatizasyon problemi haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla özellikle bu fikir üzerinden baktığımız zaman yani enformasyonun bir gramatizasyon... Ooo saat biri alt geçiyor. Bir şey okuyup böyle bitireyim. Demek ki gramatizasyon bir kültür endüstrisini gerçekleştirecek bir politik ekonomiye doğru gitmesi lazım. Dersin ikinci kısmında oradan şey yapacağım, başlayacağım. Şimdi bir alıntıyla bitiriyorum. Sayfa 23'ten şöyle söylüyor Stigler. Gramatizasyon süreci boyunca ortaya çıkan üçüncü geçmişe yönelim meselesi, Marx ve Engels tarafından Komünist Manifesto'da betimlenen proleterleşmenin şartıdır. Yani burada bir proleterleşme var. Buna daha sonra genel proleterleşme, bilişsel proleterleşme ismini de verecek. Yani bakın burada da var bir tür elbette çalışma, egemen olmayan falan filan ama burada o enformatik olanın proleterleşmeyle bir ilgisi. Marx ve Engels'in karşılaşmadığı yeni gramatizasyon biçimleri bugün yeni proleterleşme biçimlerine yol açmaktadır. Bu bakış açısı felsefenin temel görevi olan politik ekonominin yeni bir eleştirisi için gereklidir. Dolayısıyla Stigler aslında hani bu benim yaptığım karşılaştırmanın şeyini, çıktısını ikinci döneminde yani 2002-2009 dediğim o dönemde bunu bir proleterleşme şey olarak, meselesi olarak görüyor. Şimdi dersin ikinci kısmında biraz bu algoritmik yönetimsellikten bahsedeyim, sonra bu proleterleşme meselesine şey yapacağım, gideceğim. Tamam. 4.30'da. Tamam. Sabrınız için teşekkür ederim arkadaşlar.